Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan tek programı söylemezsem olmaz. Karkış demeden karşınızda, kayak tulumlarımızı giydik biraz. Ne oldu? Nereye giymiş? Kayak tulumlarımızı giydik. Hayatlar, hayaller. Gerçekten buradan eve, çünkü gidemeyebiliriz. O yüzden buradan Alplere gideceğiz. Evet, yani biz mecbur olduğumuz için, çalışmak zorunda olduğumuz için geldik. Ama siz mecbur değilsiniz, gerçekten çıkmayın. Çünkü Beykoz... Şu anda yani bir saat önce kar yağmasına yani başladı. Sabah 5'te bekleniyordu. 8'de başladı. Korkunç yoğun bir kar. Aa. Ve akşama doğru herkes evine gidemeyecek yani ona göre. Herhalde Bilal Bey güzel bir otel ayarlayacaktır bize. Hareketi görsen Bilal Bey burada şu an değil mi? Bilal benim oynay falan evde olduğu için ben eve gitmek zorundayım. Ben ona bir helikopter lütfen. Gitmende sıkıntı yok. Yarın gelmekte sıkıntı olabilir. Yarın bence tatil olacak. Çünkü bugün okullar tatil olduğuna göre yarın bizim de olmamız gerekecek diye düşünüyorum. Tabii biz de Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bağlı. Son derece eğitici bir. Yani. Günaydın efendim. Karkış demeden buraya gelip koşa koşa hadisenin kombinini konuşacağız. Sinirim bozuldu. Hadisenin. Evet, çok ya. Güzel bir yayın hazırladı arkadaşlarımız yorumlamak için yani, sabırsızlar. Bağırı atlatıp gerçekten öbürküsün kilodunu öbürküsün şeyle. Süper olacak evet. Gerçekten evet yani bu önemli konular için karkış demeden geldik. Peki şimdi WhatsApp ihbar numaramız 0552-770-0623. Söylemezsem olmaz official. Arto Dalga. Bir Can Bali. Magazin turumuz hazırsa klasikleşmiş magazin turuyla başlayalım. Bir buyurun. Hadiseye gidelim. İstanbul'da soğuk havalar etkisini arttırırken söylemezsem olmazın hazırladığı haber turu içinizi ısıtacak. Sen bana selamun aleyküm demedin. Kahvenizi, çayınızı elinize alın. Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Uzun zamandır gözükmüyordu. Geçtiğimiz haftalarda İboşoğlu'la sevenlerin hasretine son vermişti Necati Şaşmaz. Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'la birlikte bir mekan çıkışı görüntülendi. Necati Şaşmaz müzik sektörüne göz kırptı. Sana Polat Necati diyorum ben, evet. Necati demiyorum. Diller benden. Şarkı söylemeyi düşünüyor mu? Belki bir tane paylaştım kendisiyle. Beğenirse neden olmasın? Kendim de seslendirmeye çalışacağım bazen. Hayır. Ha bak düet olursa olur. Hayırlısı inşallah bakalım. Kendim de seslendireceğim. Bu arada Dünya Kadınlar Günü kutluyorum efendim. Evet. Geçiyoruz son günlerin tartışılan konusu Gülşen'e. Gülşen bir konserinde izleyicisinin kucağına oturmuş, bu skandal görüntüler deprem etkisi yaratmıştı. Çok yakın arkadaşı, dostu, ahbabıdır. Olabilir bilmiyorum yani şimdi görmedim. Dediğim gibi mutlaka tanıdığı ve ahbabı çok yakın olduğu bir dostudur bu. Hani içinde kötülük olmadan. Geçiyoruz yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'a. Ünlü oyuncu şimdilerde tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer'le Baba dizisinde oynuyor. Yani çok özel ve güzel bir ekip toplaştık. Yapım şirketine ve yönetmenimize çok teşekkür ederiz. Onun için çok keyifliyiz, çok iyiyiz ve karşı tepkiler de güzel. Bilginer'le oynamak nasıl bir duygu diye soran muhabirler tam olarak istediği cevabı alamadı yakışıklı oyuncudan. Çok keyifli ve çok özel bir ekibin içerisindeyiz. Özel insanların olduğu bir ekibin içerisindeyiz. Umarım yolumuz, yolculuğumuz uzun ve açık olur. Set dışında neler yapıyorsunuz diye sorduğumuzda Tolga Sarıtaş yoğunluğu sevdiğini dile getiriyor. İşkolikmiş, Oğlak Burcu mu acaba diyoruz ama İkizler Burcu'ymuş yakışıklı oyuncu. Şu an bir şey yapamıyoruz tabii. Hani evet ama yoğunluktan her zaman memnun olan bir adam olduğum için iyiyiz yani, güzeliz. Asi rockçı Teoman bize küstü mü? Nasılsınız? Geceler Teoman Bey, nasılsınız? Teoman Bey, birazcık sohbet etseydik. Hiç göremiyoruz, konuşamıyoruz. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Bize ya küst beyefendi ya da midesi bulanıyor, konuşmamaya çalışıyor. Acaba hangisi? Geçtiğimiz haftalarda bir olay yaşadınız. Bulunduğunuz bir mekanda çatışma yaşandı. Birkaç cümle alabilir miyiz? Teoman Bey. Teoman'ın parıl parıl parlayan saçlarına acaba saçlarını mı boyattı diye sormadan edemiyoruz. Gülcan Aslan'a da aşk haberleri çıktı ama yanınızda ne zaman birini görebiliriz? Verdiği kilolarla çok konuşulan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'na geçelim. Bozoğlu muhabirlere saldırdı.
O yüzden şimdi evet. Arkanızda çiçek tam olarak. Sen bana selamun aleyküm demedecek misin? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Şaka yapıyoruz. Bozoğlu kilo verme sürecindeki tecrübelerini paylaştığı internet sitesinden bahsediyor. Ben de hep şunu anlatmaya çalışıyordum insanlara. Bu sadece işte ameliyat oldun, gastrik mide bypass, yok tüp mide. Onunla alakalı değil. Yani 50'ye 2 kalı 48 yaşındayım. Millet diyor ki 25. Yüzünde estetik işlemler var mı? Cenaze sahnesi çekiyoruz. Kızın şurası kırışmıyor falan. Bende hiç botoks yok. Ben bir böyle yapıyorum. Yakın planda benim surat oluyor cadı. Öbür taraftaki kadınların hiçbirinde şurada bir şey yok. Böyle duruyor herkes. Botoks da var, dolgu var, dolgunun bir tarafı. Şurası benim çocukken bir cam donuşmuşluğum var. Şurayı dolduruyorum falan yani. Çok dürüst Bozoğlu. Yine bir Hülya Avşar polemiği sormak durumundayız. Tamam, Instagram'da filtre kullanmayan var mı? Ya babam bile kullanıyor filtre, ben mi kullanıyorum? Bir de çok özür dilerim arkadaşlar da bu benim mesleğim hani. Geçiyoruz güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a. Mustafa Mert Koç'la aşk yaşayan Pamuk'un aşk hayatı utangaçlı. Evet. Evet. Hep böyle destekçi olur musun? Tabii ki. Ben ona, o bana. Aileler tanışma derken falan. O konulara şimdi girmeyelim. Buraya şimdi reklam için geldik sonuçta. Başka bir gün konuşuruz. Güzel gidiyor, her şey çok güzel gidiyor hayatımda. Sonra konuşalım onları. Tam zaman onlardan da bahsedelim hazır sizi yakalamışken. Yok yok, hiç gerek yok. Bugün bunu konuşalım bence. Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmemin 5 nedeni başlıklı eleştirel yazısı hakkında. Güzel oyuncu çok manidar konuştu. Evet, izledim. Ben çok sevdim projeyi bu arada. Ya yorum yapmak çok kolay uzaktan bence. O sette görmüyorlar nasıl çalıştığımızı, hani karakteri nasıl hazırlandığımızı. Çok uzun bir hazırlık süreci var o projede, onu da biliyorum ben. Bence çok güzel bir proje olmuş, çok güzel bir mesaj var içinde. Senaryo çok güzel, oyunculuklar çok güzel. Tebrik ediyorum hepsini. Peki siz böyle ağır eleştirilere karşı tavrımız ne olur? Ben yorum yapmam ya. Biraz sert misiniz hani o konuda? Eleştirilmeye açık bir insan mısınız yoksa hani? Ben, hayır, yani herkes yorum yapabilir sonuçta. Herkes gayet özgür bu konuda. Mahsun Kırmızıgül'ün şarkıcıların hayatının anlatıldığı filmlerde oyuncuların amatör sesini duymak istemiyorum çıkışı içinse yine yapıcı konuştu. Ben hiç takip etmiyorum ki bunları. Ben hiç takip etmediğim için şu an ne sorduğunu da bilmiyorum. Bilmiyorum ne sorduğunu. Ya bu tercih meselesi. Bergen'den örnek verdim, bence Farah çok güzel bir iş çıkarmış. Çok da yetenekli yani. Hani niye söyledi? Bence sesi çok güzel. Yani Farah, onun için niye söylemesin ki? Bende de o yetenek olsa ben de söylerdim. Bilmiyorum, ben hiç söylemediğim için. Öyle bir teklif de gelmesin lütfen ama hiç bilmiyorum yani. Ama bence neden söylemesin yani? Hürriyet gazetesinin haberine göre Bergen filminde afiş krizi yaşanmış. Ödüllü yönetmenler Mehmet Binal ve Caner Alper'le senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayezid'in isimlerinin afişte yer almaması krize sebep olmuş. İhtarnameler havada uçuşmuş. Şeyma Subaş'ın NBA müsabakası seyrederken sayı sonrası kendinden geçtiği anlar sosyal medyaya damgasını vurdu. Ayrıca görüntülerde dikkat çeken bir diğer detaysa olay oldu. Şeyma Subaş'ı sevgilisi Midon'un aldığı 2 milyonluk pırlanta kolyeyi bu maçta taktı. Subaş'ın bu hamlesi görgüsüz Şeyma olarak manşetlerde yerini aldı. Demet Evgar hamile mi? 2016 yılından beri iş insanı Levent Babataş'la aşk yaşayan iyi niyet elçisi güzel oyuncu Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi. Burada olmak çok gurur verici. Birleşmiş Milletler kadın biriminin iyi niyet elçisi olarak. Evgar hakkındaki hamilelik iddiaları geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda karnındaki şişlik sonrası ortaya atılmıştı. Şarkıcı Işın Karaca'nın 2013'te boşandığı kızı Mia'nın babası olaylı adam Sedat Doğan hakkında mahkeme Işın Karaca'nın şikayetini kabul etti. Ünlü şarkıcının eski eşi Sedat Doğan kızı ve kendisi hakkında konuşamayacak. 3 sene üst üste tertemiz kalır, bir iş yapar, ülkesine vergisini verir, düzgün bir aile olarak durmaya kalkarar verirse kimse kusura bakmasın, mahkemeler zaten bunun kararını verecektir. Şey durumundayız,
Ne yapacağımızı bilmiyoruz aslında. Bekliyoruz. Biz de her... Üç kız kardeşle oynayan Berker Güven'in reyting uğruna Tarkan dansı büyük olay yarattı. Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira'nın olay dansından sonra akıma Deniz Seki de katıldı. Hayatına İngiltere'de devam eden oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde yeni çıkartacağı şarkısının klip çekiminden jartiyerli pozlarını paylaşmış. Olay yaratmıştı. Yorumcumuz Seren Serengil ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmak zorunda kaldığı Yaşar İpek arasındaki davanın duruşması dün görüldü. Daha önce Seren Serengil'i dövmekle tehdit eden... Yaşar yeter, ne olursun git, tamam git. Benim eşyalarım gelecek. Bakıyor onda. Şimdi onu al. Beni ilgilendirmiyor. Hayır abi oğlum, bak döverim seni, kurtan ayakkabım var. Fiziksel müdahalede bulunan... Ya Yaşar nasıl itiyorsun benim beni? Benim gözlüklerim nerede? Şimdi Yaşar İpek hakkında hazırlanan iddianamede İpek'in Serengil'e hitaben sizin ikinizi de delik deşik edeceğim şeklinde hakaret ettiği yer aldı. Bakalım Seren Serengil dava ile ilgili ne açıklamalar yapacak? Götürdüm annesini. Senin annene yaptı aynı şeyi. Öldürürüm. Öldürürüm. Benim annem ki yemez çünkü ben varım. Benim annem de kendini onu yaptırmaz. Çıkarır sıkar yani evdeki silahla çıkarır ateş eder. Önce o zaman onunla başlayalım. Tarif etmiş. Yaşar İpek'in bir dava vardı. Bu ne davası? Seren siz boşanalı oldu bayağı. 3 yıl oldu zaten. Evet. Yani herkese de şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten benim hayatımda 3 yıldır bir insan var. Ve çok seviyorum ve son derece sayıyorum. Ve bu kişiyle de anılmak istemiyorum. Tabii ki süregelen mahkemeler var. O mahkemelerde gidip ifade verilmesi çok olağan. Ama o mahkemelerde hala... Gündem yaratmak için yok canavardı, yok benim peşimi bırakmıyordu, yok gibi tabirler kullanması son derece çirkin. Ben mümkün olduğunca ondan sonraki süreçte hep ortada durdum ve hep pozitif şeyler de aslında söylemeye çalıştım. Ne kadar anormal şeyler yaşatmış olsa da bana. Bu dava şununla ilgili. Seyhan'ın evine gideceğim bir gün yoldayken, zaten story atıyordum oraya giderken. Bu arada da Seyhan Yaşar'ın babasıyla olan birlikteliğini açıkladı. Ne? Evet. Ona bak. Açıklayınca bu da ona sinirlendi. Gerçi onun babası dediği kişi kendi babası değil. Eylem İpek'in babası. Onun babası değil. Onu da ben sonradan öğrendim. Yani annesi iki erkek kardeşle birliktelik yaşamış. Yani Yaşar'ın babasıyla evlenmiş. Yaşar'ın babası ölünce de kardeşiyle bir beraberlik yaşamış. Ondan da eylem doğmuş. Yani aslında iddia ettiği kişi, babam diye bana da iddia ettiği kişi, yani Fahri İpek denilen amcası kişi. Amcası mı oluyor? Onun amcası çıktı. Şimdi bunları da Seyhan açıklayınca bu delirdi. Ben de ve daha önceden de ilişkim vardı diye açıkladı. Ben şimdi ne yapabilirim bununla alakalı? Ben de o sırada Seyhan'ın evine gidiyordum o tarihte. Bunlar Eylem İpek'in kocası Yaşar. Yanında birisi daha. Zaten kamera kayıt görüntüleri var. Seyhan'ın evine geliyorlar. Benim o evde olduğumu zannederek aşağı in. İkinizi de delik deşik edeceğiz diyorlar. Benim bunları söyle. Ben bilmiyorum. Ben onun evliliğim süresince Fahri İpek'in oğlu zannediyordum. Meğerse değilmiş. Annesinin bu durumunu. Yaşar'ın babasının adı ne? Ay vallahi hiç bilmiyorum. Şevket mi, Şevki mi bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Çünkü ben hep Fahri İpek olarak bildim. O Eylem İpek'in babasıymış. Yani anneden kardeşler aslında Eylem'le. Yani amca, hayır anne iki çocuk, erkek yani kardeşler. Bir çok enteresan bir şey yaşamış. Bu da. Bunu da Seyhan'ın Allah daha Allah. Önce de ilişkisi olduğunu şimdi bana benden bilmişler. Sonradan da Seyhan bana gazete küpürleri attı. Onlar da var. Mahkemeye de sunacağım zaten. O gazete küpürlerine 1991 senesinde zaten açıklama yapıyor. Bunlar bir maddeden dolayı içeri alınıyorlar. Benim yasaklı maddeden dolayı bana bu kişi alıştırdı sevgilim diye zaten beyanları var. Yani hakikaten geçmişte ne artık ne olduysa bunlar zaten gazetede yansımış o süreçte. Ha doğru Seyhan, yani Seyhan'ı söyledi. Yani işte gazete, şimdi bakın gazeteye yansımış yani anlatabiliyor peki, muyum? Peki kimi yani kastediyor? Bugün uydurulan veyahut da bugün organize edilen bir kimi durum kastediyor? Değil. Kimi kastediyor? Fahri Bey mi kastediyor? Diğer... Fahri Bey kastediyor. Onun da sevgili olduğunu, onun imam nikahlı olduğunu söyleyince bu da tabii ben de onun babasının olduğunu bilince bu birdenbire evin kapısına gelip
benim de orada olduğumu düşünüp, ki ben orada o sırada yoktum, yoldaydım. O sırada Seyhan Bey aradı, dedi ki bunlar kapıdalar, buradalar, hani öldüreceğiz diyorlar. Yanında da iki tane de adam var, saklanıyorlar, karşı sokaktalar, kamera görüntüleri var. Sakın gelme, hani kapıdan girerken bir şey yapabilirler. O sırada polis çağırıyor Seyhan. Karakola haber veriyor ve bunları bir şekilde karakola gönderiyorlar. İşte tabii ki şikayetçi oldum o dönem. Çünkü onun bir önceki döneminde, biliyorsunuz, hamileyken eve gelmişti. Eve gelip anneme seni öldürürüm demişti. Bana aynı şekilde anlamsız ve hamileyken, tek başınayken bu tip bir şiddet uygulamıştı. Dolayısıyla daha önceden de bu eylemin İpek'in kocası yine beni ölümle tehdit etmişti. Bir önceki erkek arkadaşımla beraberken. Ne alaka? O zaman Yaşar yoktu. Ama ya o zaman da Gülben'in yanında çalışıyordu kız. Devamlı benim hakkımda sayfasından kötü haberler yapıyordu. Ben de story atmıştım, ne mesleğiniz var sizin falan diye. O mesleği onunla da alakalı oldu. Yani bu adamın, yani o kişinin, Eylem İpek'in kocasının devamlı bu tarz bir adam olduğu için... Evet. Ben de öyle bir şeyle karşılaştım, oradan biliyorum. Açıkçası ürktüm ve öyle şey mi yaptım. Evet. O formatta bir adam. O format, enteresan. Yani o tip birisi. O yüzden de korkup tabii ki ben de Seyhan'ın söylemlerinden ve oraya geldiğimde zaten onlar gidiyorlardı. Arabayla durdum ve... Gördün mü onları? Tabii gördüm. Ha. Arabayla durdum ve onların oradan, o sokak arasından bir eczane vardı. Oradan çıkışlarını izledikten sonra eve girdim. O yüzden de tabii ki şikayetçi oldum. Çünkü korktum, yani delik deşik edeceğiz, öldüreceğiz, bunu yapacağız falan dedikleri için. Üç erkek geldiler diyorsun. Üç erkek vardı. Zaten kamera görüntüsünde de var. Yani dolayısıyla o günkü şartlarda şikayet ettim. Fakat hadi bunlar, bu davalar bu şekilde sürecek, gidecek. 4 yılla yargılanıyorlar zaten. Hepsi. Tabii. Ondan sonra fakat sonrasındaki mahkemede işte canavardı, işte... Benden ayrılmak istemiyordu falan. Biz ayrıldığımız gün o evden terk etmiş gitmiş. Onu da hemen söyleyeyim. Biz ayrıldığımız gün Bodrum'daydık. Ve tüp bebek yaptıralı da sadece 3 gün olmuştu. İşlerini tasvip etmediğim o günkü şartlarda. Yani daha önceden maddeden yakalanmış. 18 yıl falan ceza almış. Hapis yatmış birileriyle Antalya'ya gitmeye kalktı. Ve daha yeni transferim yapılmıştı ve sıcakta çok durmamam lazımdı. 2 günlüğüne Bodrum'a gidip İstanbul'a dönecektik yani. O da onun bir iş görüşmesi olduğu için gidecekti. Yine de gitmemem gerekiyordu çocuk düşmesin diye. Olur. Bana istirahat edin demişlerdi çünkü. Sonra bu adamlarla Antalya'ya gitmeye ben korktum. Gitmeni istemiyorum bunlarla dedim yani. Bu adamlarla gitmeni ve bu adamla da görüşmeni de istemiyorum dedim. Çünkü yaptıkları işleri... kulak misafir oldum, bir kara para aklama, bir başka mafyayla buluşma falan, bu tip bir görüş ki gittiler ve görüştüler de, fotoğrafları da var. Dolayısıyla o zaman bir yoldan kavga ettik. Ben Bodrum'dan İstanbul'a döndüm, o da gitti. Bizim ayrılık bir sebebimiz saniye, budur yani. Bir saniye. Hı-hı. Seren, ya kulağındakini öne alalım, mikrofonu öne alalım. Birazcık gıcırtı yapıyor, sesinin ya, icablaşılması ses lazım. Çalsa, çünkü ben beceremiyorum ya bu şey meselesi. Küpeyi şimdilik bir çıkar. Hemen. Bu mu? Evet, onu bir çıkar. Çünkü önemli şeyler anlatıyorsun, gıcırtı olmasın, izleyici de dinlesin. Tamam, o yeterli. Yani benim anlamadığım şey hala işte bu canavardı, işte bilmem ne, hala bu hakaretler. Bizim zaten boşanırken bir protokol yaptık, kimse hakkında konuşmayacaktı. Bunun bir cezai şartı da vardı. Maalesef bunu da şu anda bozdu. Tabii, yani gidersin, ifadeni verirsin. Dersin ki ben bunu yaptım dersin veya yapmadım dersin. Ama işte o canavar da işte bilmem ne. Hala bunları gündem yaratmak için, belki kaseti, belki şarkısı, bilmiyorum yani ne yapıyor ama bunları yapıyormuş olması son derece çirkin. Ben yine de kötü bir şey söylemeyeceğim ama çok hatalar yaptı. Ailesinin, kız kardeşinin kocasını doldurmalarıyla çok kötü şeyler. Evliliğim süresince bu şiddeti gördüm ben maalesef. Dolayısıyla hani hala benim adımın kullanılması bu şekilde. İnsan gider mahkemeye, ifadesini verir. Yaptım der, yapmadım der. Ama o bir canavardı, o bilmem neydi falan deyip gazetelere bunu servis edip falan. O zaman bana söz hakkı doğuyor haliyle. Ben Yaşar'la evliliğim süresince Yaşar'dan şiddet gördüm. Raporum da var ama bunu hiç kimseye de söylemedim çünkü o sırada sevdiğimi düşünüyordum Yaşar'ı. Aynı diğer, bazen kadınlar için konuşuyoruz ya burada, yani maalesef bunu yaşadığı halde maalesef bunu kamufle etmiştir diye. Hastane raporum da var, bunların hepsini yaşadım ben ama
Her zaman onun iyi taraflarını da, yaşadığımız güzel anları da hesaba katarak unutmak istedim. Ve hep güzel, buradaki sonraki süreçte de bütün konuşmalarımız yine de olumluydu yani. Ama sen bir şey yaptıysan o zaman arkasında dur. Sen beni delik deşik edeceğim size, inin aşağıya diyorsan, el alemin kapısına geliyorsan vurmak için. Zaten bizi bir Gaziantep Spor Başkanı mı, yanlışsa bilmiyorum, o bizi aradı. Yani bizi uyardı, biz onu aradık. İlk önce o bizi aradı. Dedi Yaşar geliyor Seyhan'ın kapısına falan. Yani bu, bir takım şahitler var, kamera görüntüleri var. Zaten her şey ortada. Dolayısıyla o günkü yapmış olduğu suçtan tabii ki yargılanacak. Burada bir problem yok. Ama ifadesinde canavar demesi, ben ne canavarlık yaptım? Bütün hareketler, bütün yaptığı şeyler ortada. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. Daha da fazla bu aileyle de anılmak istemiyorum. Çünkü gerçekten söylüyorum, ben aşklar yaşadım hayatımda. Büyük de sayılabilen. Benim hayatımda bu kişi sadece bir sene oldu. Hı. Ve çok büyük bir aşk yaşadıktan sonra hayatıma giren birisiydi. Ve sizin de düşündüğünüz kadar ben de çok önemli bir yer de etmedi. Aksettirildiği gibi. Hmm. O yüzden de bir an önce, evet hepimiz hata yapabiliriz seçimlerimizde falan. Benim de hatalarım oldu. Ben de yapmış olabilirim. Dolayısıyla ama daha fazla bu kişilerle adımın anılmasını istemiyorum. Yeterince hizmet ettim bu işe. Ve daha fazla bir ilişkim var. O da çok rahatsız oluyor artık. Yani devamlı birilerinin benimle gündeme gelmesinden. Herkes ifadesini versin. Gitsin ama karşılıklı hakaretler olduğu sürece bana da cevap hakkı doğuyor. Ve ben bu düelloya girmek istemiyorum. Çünkü bunun yani bu çok çirkin bir hal alıyor gerçekten. Onu buradan söylemeliyim. Bununla da alakalı mahkemeye ben 1,5 yıldır hiçbir mahkemeye gidemedim hastalığımdan dolayı. İşte Seren'e hapis kararı, Seren'e öyle bir şey tabii ki yok. Benim şikayetçi olduğum bir dava zaten bu. O yüzden de bu da böyle bilinsin. Yanlış servis ediliyor herkese. Bir tane daha var. O da hani dolandırıcı var bir tane. O da yok Seren hapis yatacak falan. Onların da hepsi doğru değil. Buradan onu da kendi adıma açıklayayım dedim. Peki. Söz sende. Sen de cevap hakkını da kullanmış oldun böylelikle. Peki şimdi magazin turuna devam edelim. Şimdi dün gördünüz mü Deniz Sekin'in dansını? Gördüm, çok tatlı ya. Bu şarkı ama biraz da becerebilse Deniz'im çok kötü dans etmişsin. Topuklu arkamız zorladı galiba onu. Önce kim yapmıştı? Bunu tabii... Hira hakkını verdi zaten. Ama bu Demet da... Okan Hira'dan sonra... Beceremeyiz biz. Hayır, nasıl beceremeyiz? Biz katiyen beceremeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Hadi üçümüzün yapması lazım. Yok, bir çalışacağız içeride. Çalışacak mıyız? Reklam sonrası mı? Hakkını verelim. Reklam sonrası hakkını yapacağız verelim. Kesin. Çünkü aklını hiç bilmeden verin. Deniz Seki'den bile kötü olabilir. Deniz Seki yani. Saçmalama ya. Kulak... Deniz Seki'ye ki neye benzemiş biliyor musun? Hani yaşlı büyüklerimiz var ya, günün dansını yapmıyor. Bir şey soracağım. Müziği bir verin, ben söyleyeyim. Orada 3 tane tak 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 var. Orada omuzlarımızı yapacağız. Bir sen, bir ben, bir o. Sonra tak tak tak, bu kadar. Tabii ama bunun bir çalışması olacak. Bak Demetler evde biz 1,5 saat çalışmışlar. Biz Demetler'e verin lazım. Bir yandan yani da Demetler'e verin. Örnekler. Demetler güzel. Ay, tamam biz üçlü. Var ya Linet Mükremin abi gibi. Bak aç aç. Çok heyecanlandım. Ne heyecanlanıyorsun? Hepiniz sahne sanatçısınız. Delirdiniz. Hayır. Ama bunu böyle üçlü geçeceğiz. Aynanın karşısında çalışacağız içeride. Ondan sonra yapacağız. Olmaz öyle. Seren bayağı şey sen koreografi var. Çok da mükemmel yapmıyor ama bu kadar rezil olmuyor. Mesela yani. Linet çok felaket. Linet'i bir versene. Ya Linet'in, erkek gibi ya. Linet'ten kötü yapmayız ya. Kime benzemişti? Mükremin abi. Baksa hiç kadın gibi değil. Ya şey Badi Ekrem'e benzetildi. Şey. Ay evet. Şener Can'a benzer. Aynen. Ama o eşofman falan. Ama bunun suratı değişik olmuş. Ben anlamadım. Ya şey kötü bir filtre o. Tabii zaten. Bu dünyada bir akım bir ve akım moda. Bir akım ya. Bunu ben bizim yapmamız şart. Siyahi arkadaşlar. Ay, bak, şöyle o kadar güzeller ki, çok güzel danslar var. Şu elinde eşofmanı düzeltiyor falan ya, çok kır olmuş yani şey. Tamam biz bunu reklam arası çalışıyoruz. Reklam arası çalışıp yapmamız lazım. Ama siz beklenti yükseltiyorsunuz. Çalıştıktan sonra kusursuz yapmamız gerekiyor. Biz kusursuz falan yapmak zorunda değiliz. Belki kendi yorumumuzu katacağız. Allah Allah. Allah yarabbim ya. Keşke Didem varken yapsaydık da bir şeye benzeseydi yani. En azından. Evet ya. Yani. Linet aynı Şener Şener'in. Ay Linet ya. Aynen. Ay, evet ya. Beni bir alınsana Linet'i koyun oraya. Hadi ekran varken. Ay vallahi. O arkadaki kim? Yanındaki o hep. O da mı erkek? Yok o kadın değil mi? Ben gözüm görmüyor diye yok, soruyorum. Yok o da kadın. İkisi de kadın aslında ha, görünüyor. Ama bu filtre çok kötü ya.
Baksana şeye benzemiş. Neydi? Body Ekrem. Ablanın bu pis gülücüler yani Suzan Avcı gibi. Harbiden bu eşofman yani çok zor kızım. Değil mi? Eşofman zor bulunan bir eşofman. Yok satıyormuş şu anda. Çünkü herkes tabii... Bu eşofman mı? Ablam sırrı bizim için çok çünkü önemli. Çünkü bir tane çıkarmışlar onun için. Saçmalama ya, bu pazarda da var bu eşofmanda. O değil de yani şey erkek gibi yani. Bir başka de, birisi gibi çıkmış burada. Tamam şey... Sen de son, Cem Yılmaz gibi son bir mesaj da verelim. Deniz Tekin'in son... Hiç alakalı konu evde yok biliyorsun. Onu da verelim. Diğer konuya geçelim. Bak hiç alakası yok. Tabii. Baba, Deniz'e bak. Bak. Deniz bana yapıyor lan aile. Deniz eski kadın ya. Hiç mi yakışmaz sana ya? Şimdi... Deniz evde yok ya. Ya çok tatlısın. Çok tatlı ya. Ama ya, akın bir şey. Biliyor musunuz yakında... Hadi bunu da söylemiş olayım. Yakında bu reel'lardan Instagram'da insanlar izlenmeden YouTube gibi para kazanacaklar. Ya, iyi olur. Bunlara çalışıyorlar şimdi. Ama bunu ben 100 kere izlerim. Ama Deniz Ege kesinlikle kazanamaz. Onu bilerek onu herhalde canım. Çok tatlı. Çok tatlı. Bacaklar yıkılıyor. Peki kendili, çift, kendirli kardeşlere geçelim. Kendirci. Şahin ve Zeliha'nın... Ay ben İboşo... de candle'ları mı demek istiyorsun diye düşündüm. Yok yok kendirciler. İboşoğlu'daki muhteşem performansını bir izleyelim. Ne güzel değil mi? Ne pırıl pırıl iki kardeş. Çok. Siz biliyor musunuz Şahin aslında tabii bundan yıllar önce daha jüride Hülya Avşar varken. Ne jürisi? Yeteneksizsiniz jürisinde Hülya Avşar varken o, Şahin mı? Küçücüktü. O oradan tabii, mı geliyor? Tabii. Ha, ben bilmiyorum. Hülya ona ya ne yapacağını şaşırdı. Kendimi atacağım artık dedi sahneye. Mıncırdı. Şey fırlattı. Çocuk bu mu? Yok. Yok. Kalem fırlattı. Ondan sonra kalem fırlatma şeyi moda oldu. Ya beğendiklerine kalem fırlatıyordu. Bu orada bir söyledi o İbrahim Tatlıses şarkı. Onu minicik boyuyla minicik. Keşke onu da verseydik. Ya çok çok eski. Ben şimdi aklıma geldiği için söyledim. Sonra Zeliha büyüdü. Şimdi Zeliha ile beraber dediğim gibi Dilberay'ın gençliğini o oynadı film. Bu okuma tarzı tabii İbrahim Tatlıses'ten sonraki aynen. Yetişen nesilde mesela 60'lı yıllarda böyle bu okuma tarzları falan yokmuş eskiden. Bunlar böyle aslında İbrahim Tatlıses kültürü diye bir şey var bence. Bu bir gerçek yani. Birçok türkücü İbrahim Tatlıses namelerini gençlik de aslında. Yani yani arkasından gelen bir sistem oldu. Okuma tarzı. Kadınlar da erkekler de. Şimdi hep İbrahim Tatlıses'in nameleri, tınıları farkındaysanız. Onun bir kültürü oldu. Bu gençlik de bence onun uzantısı diye düşünüyorum. Tabii öğretmen gibi bir şey oldu İbo. Yani muhteşem onun tabii. Gibi okumak. Çünkü şimdi bak kız mesela şarkıyı finalize ederken İbrahim Bey'in namelerinden yapıyor. Alkışı alıyor çünkü İbrahim Bey'in namesi. Tabii. Ona alışığız. Ya, aa, bunu, ne güzel okudu diyoruz. Tabii bunu mesela. Taklit etmek de kolay değil. Evet. Yani ses var. Tabii ses yoksa var. Hani İbrahim Bey'i taklit etmek kolay da değil. Değil yani, evet. Değil. Çok zor taklit yani etmek. Yani gençlerin böyle hani örnek alıyor olmuş olmaları ama profesyonel sanatçıların taklit etmesi komik oluyor. Çünkü... Oradaki o fark çıkıyor yani İbrahim Tatlıses'in. O daha da altını çiziyor hatta İbrahim Tatlıses'in sesinin. Tabii. Yani ama bu gençlerin tabii bu şekilde olması ya yani muhteşem bir okul zaten İbrahim Tatlıses. Kim ne derse desin kesinlikle. Ses anlamında, müzikalite anlamında. Peki şimdi basketbol maçına giderken 2 milyonluk pırlantanı takar mısın? Öyle en önde yok. Oturuyorsan ve görüneceğini ve çekileceğini biliyorsan. Şeyma. Şeyma öz varlığıyla değil mi? Yani kendi çalışarak yaptığı yine çok yoğun çalıştığı 2 milyon. Yani. Bu çocuk patlamış Miami'de ben size söyleyeyim. Patlamış mı? Evet evet anlatacağım şimdi patlamış. Ne olmuş? Benim Harunların olduğu şeyde orası iyi bir yer. Evi benim satın aldık diye bir ev çıkarttılar ya. O evden şimdi taşınmışlar. Şirketin adresini evin adresi yapmış. Yani evin adresini kapısında şirketin adresini yapmış onu kendi adresi gibi gözüksün diye. Sonra bunu ev satılmış kendi evim diye gösterdiği evi. Bunları paket yapmışlar orada oturmuyorlarmış şimdi. Yani çocuğun birçok şeyi yalan dolan. Ama şahıs şirketlerinde ev göstermiş olabilir mi? Hani? Hayır ya kapıda yazıyor kapıda. Yani kendi evi gibi yapıyor ama halbuki şirketinin adı. Yani şirketinin adını evinin adı koyuyor. Kapıda yazıyor. Ha. Yani sen de zannediyorsun ki onun o evi. Halbuki şirketin adını da evin adının aynısını yani koymuş bu, numarasını ya falan. Ya hani bu şey var ya bir tane film Tinder avcısı diye. Tabii çok zengin olduğunu iddia ediyor ve kızları maalesef tuzağına düşürüyor.
Sen de izlemiştin. Bir belgesel aslında. Ya bu çocukta öyle bir numara çıkmasın sonra ama... Bunu ya broker işte... bu. Yani bu mesela zengin adamlara iyi arabalar, tekneler, onlar bunlar aracı gibi bir şey yani bu. Yani sanki konsiyer servisi yapıyor gibi. Yani, daha çok kendi memleketlerinden yani Arap ve Arap öyle. Yarımadasından o bölgeden. O yüzden o tekneler, ben o arabalar de öyle, öyle yani. Ama yine de tabii ki çok forslu bir çocuk. Yani çünkü... Tabii yani büyük paralarla büyük paralara insanlara bir şeyler satıyorsan... O tip insanları da tanıyor ya. Tanıyorsun. Bir de sevdirdiyse, sempatikse kendine buna gel diyorlardır. Sempatik ama. Çocuk. Hani buna gel diyorlardır. Bunlar o seyahatlerinde bunları da alıyorlar yanına ama çocuk hani kendisi hani böyle çok zengin falan bir çocuk bu değil. Bu maç şöyle de oluyor. Bu insanların yerleri oluyor. Mesela diyorsun ki ben bu hafta gitmiyorum çocuklar alın benim protokol şey gibi localar gibi düşün. Localar gibi, stat'taki alın localar diyor, gibi. Evet. Siz gidin benim yerime diyor mesela. NBA'de gibi. Önde tabii maçı izlemek kişi başı 2000 dolardan başlıyor değil mi? En önde tabii 2000. En önde 2000 mi? Evet tabii, evet. Tabii. Fazla. Daha da fazla. 2000'miş ya. Çok iyi, çok çok daha yakın öğrendik. 2000 dolarmış. Ama bu kadar sahanın içinde mi bilemem. Belki protokol değil. Bu en protokol, bu başka bir şey. Bu başka, bu önde değil yani. Bu başka bir şey. Bu sahanın içinde artık. Tabii, başka bir şey bu. Ama biliyorsun şey, Acun'layken de öyle pozları var ya, Acun çok sever önde izlemeyi. İşte, yani bu ki, hep bir gövde meselesi gibi değil aslında mi? Aslında bu beni, ben bunu devam ettiriyorum gibi ama çocuğun evet, evet. Acun gibi bir konumu yok. Çocuk bence... Broker, arabalar, bilmem ne zengin adamlara bunları sağlayan bir çocuk. O da imkanlardan faydalanıyor. O da onu öyle gösteriyor yani. Sistemi o şu anki. Peki şimdi Kemal Gürman'ın biliyorsunuz 58 yaş, kendisinden 58 yaş küçük bir avukatla ilişkisi olduğunu hep konuşuyorduk. Avukat değil mi? İlk kez yeni nesil konuştu Kemal Bey. Benim hiç öyle bir ilişkim yok dedi ya. Ha. Yersen buyurun. o çocuk daha diyor. Çocuk da otelde falan beraber olduklarına dair o zaman iddialar var Feryal Hanım tarafından. Bence devam eden yani, mahkemelerden dolayı böyle söylüyor. Tabii tabii kesinlikle öyle. Orada bir ilişki yaşandığı son derece aşikar. Başka avukat mı bulamamış 28 yaşında devamlı otel odasına kadar gelebilecek? Yani şimdi ben de konuşmak istemiyorum ama Kemal Bey değerli bir adam. Ama kaç yıllık yani son derece klas... Kaliteli bir karısı var gerçekten. İyi taşıyan. Çok iyi taşıyan. Çok iyi taşıyan. Kendisini de, kendi markasını da, kendi ailesini de adını yerle bir etti. Her zaman söylüyorum genç bir kadın bulmak, işte avukat da olunca evli bir kadınla, evli bir adamla beraber olduğu zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Yani şu anda herkes avukat olabiliyor özel okullara gidip. Dolayısıyla hani böyle avukatım da işte binlerle falan ona itibar yüklemeye çalışmasın. Çünkü neler var şu anda. O yüzden de buradaki sistemde şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Sormak istiyorum Kemal Gürman'a. Madem sadece avukatıydı, 30 yıllık karısı kendisini bu kadınla aldattığı için ondan ayrılıyor. Neden onu ikna etmeye çalışmadı? Bu benim avukatım da bu böyle değildi dedi de. Yani otel odalarına kadar, otellere kadar bu hanımla beraber ona eşlik etti avukatı diyelim. Yani o yüzden de bu bana çok inandırıcı gelmiyor. Şu daha an kötüsü var, daha beteri var. Normalde 60 milyonluk bir tazminat var biliyorsunuz. Yani bunu kaybederse ödeyecek. Evet. Bu soruluyor eski eşiniz Feryal Gülman'ın yalı davasında son durum ne diye soruyorlar Kemal Bey'e. Siz sorun bakalım diyor kendisine. 60 milyonu hayatında hiç görmüş mü bir arada? Davalar sürüyor maalesef. Hakimler hangisine karar versin? Devam et diye sitem etmiş. Yani diyor ki 60 milyonu bir arada gördü mü acaba diyor. Benden yani, diyor para istiyor ama. Para da istiyor ama yıllarını vermiş. Üstelik, ha, avukatıyla burada yakın tabii üstelik çalışma de... var şu an. Davayı tartışıyorlar. Dava. Acaba bu avukat kaç kere, 60 kere bir davaya girmiş mi? Bu hanımla bir konuşsam acaba benim hukuk bilgim milyon. Ondan daha fazla olmasın? Tabii 60 milyon Kemal Gülman için tartışma zaten var davada, hiçbir şey değil. Bu arada tabii şahsi insanları da salak yerine koymayalım ama. Şahsi serveti şimdi. Çok 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 büyük bir serveti var. Bu galiba ceza yıllarca, davası. Yıllarca, evet. Bu ceza davası. Ceza davalarında biraz sıkıntılar olabilir. Öyle mi? Baksana bu nasıl bir dava? Nasıl bir avukat ya? Ay önce Farah sandım biliyor musun bir baktığımda. Çocuk tabii ki dedi. Yani avukatlarımızı böyle bir durumdan tenzih ediyor. Sakın yanlış anlaşılmasın ama geçen gün benim avukatım dedi ki ya biz dedi nerelerde okuduk? Hangi okullarda okuduk işte
nereye, o kadar zor şartlarda avukat olduk. Şimdi dedi avukat olmayanı dövüyorlar. Özel okullardan dedi tabii, geçen gün diploma alıyorlar dedi. Bu hanımefendinin tabii nereden diplomayı aldığını bilmiyoruz ama... Yani geçerli bir diplomayı Kemal Gülman'dan aldığını düşünüyoruz gerçekten. Bir de avukat olmasa onun ihanetini gerçekten meşrulaştırmaz ki. Bayağı uzak tutarsınız ve biraz önceki röportajda daha çocuk o dedi değil mi? Çocuk o dedi. Kendi söyleminden sonra şu fotoğrafı unuttuğunu düşünüyoruz biz Kemal Bey'in. Onunla çocuk ilgili... o dedi mi? Dedi ayol bir daha verelim. Ben yanlış mı duydum? Diyor evet, değil mi? Çocuk bir diyor. Daha verelim mi Kemal Bey'in o yani röportajını? Bu resmi hani... Bu resim de var. Böyle yorumlayabiliriz. Aklınızda bu resim kalsın. Hani iki kardeş gibi gösterecek halimiz yok tabii yani. Resmi siz de yorumlayın. Ay, gidip müvekkilin de dudağından öpmezsin ya. Yani o kadar komiksiniz ki Kemal Bey'cim. Siz yıllardır Feryal Hanım'la evlisiniz. Bu hanımefendi yanınızda geziyor muydu? Ya bu hanım hep sizin yanınızda. Karınız tanıyor mu bu avukatı? Şimdi evli olduğunuza göre sizin avukatınızın aile avukatıdır zaten. Karınızın da tanıyor olmuş olması lazım. Ve siz karınızla her yere seyahat eden bir insansınız. Hiç yanınızda hep beraber bir yere gittiğinizi görmedik. Ne olur yalan söylemeyin. Siz bu kadınla bu ilişkiyi yaşadınız ve o itibarınızın, evliliğinizi, her şeyi mahvettiniz. Yerle bir ettiniz. İnşallah biraz muhakemeniz yerine gelmiştir de bunu... gerçekten kabul eder. Eşinize özür dilerseniz. Bebek'te bir yalıda oturuyorlardı. Yol yalısı biliyorsun. Muazzam bir yalı orası. Evet. Ve çok çok değerli bir yalı. Çok büyük. Bebek'te öyle bahçesi olan, yüzme havuzu olan falan. Acayip bir kara para aşk da orada çekilmişti. 60 milyon falan mı? Hikaye yani. Yani o servetin 60 milyon belki %30'udur. Anladın mı? Onu da istemek bana göre hakkıdır. Bu arada aralarında bir şiddet davası vardı. Evet, bu arada onu duydum. Eda Hanım aslında şiddet uyguladığını Kemal Bey'in kendisine söylemişti. Küçücük çocuğa el mi kaldıracağım diyor. Avukatım diyor ama gördüğünüz gibi anlaşmalı bir dava. Şimdi bana göre bir avukat olduğu için kendisi bir şiddet gördüyse... insanın müvekkiliyle arasında nasıl bir şiddet, nasıl bir bağ olur ki bu şiddete dönüşebilir? Hiç bilmiyorum. Ama Eda Hanım bence bazı şeyleri açıklamasının zamanı geldi. Vallahi ben avukatımla evlendim yine şiddet görmedim. Yani böyle bir şey. Nikah mı oldu görmedim. Maşallah size yani. Şimdi bir avukat için de çok çirkin söylentiler. Çünkü eğer siz bu aşkı yaşadıysanız bence bunu da kabul etmeniz lazım ve bence bir özür borçlusunuz diğer hemcinsinize şiddet uyguladığınız için. Çünkü 30 yıllık bir evlilik sizin yüzünüzden bitiyor. Dolayısıyla ben böyle bir avukata mesela asla davalarıma baksın diye güvenemem yani gerçekten. Sizin açıklama borcunuz var. Çünkü toplumda şu anda çok kötü bir pozisyondasınız. Bu kendinizi aklamanız için bence... Kemal Bey'in size nasıl yaklaştığını, bu işler nasıl oldu, belki günahınız yok, nasıl gelişti, sizi belki de kandırdı, gençsiniz diye olabilir. Erkeklerin sadece zaafı genç kadınlara, başka bir özellik aramıyorlar. Çünkü o diğer özelliklerin hepsi karısında vardı, sizde olmayan. Sizde kat be kat. O yüzden de bence bir açıklama borçlusunuz avukat olarak, mesleğinizi devam ettirecekseniz. Bir açıklama bekliyoruz biz Eda Hanım'dan. Gerçekten şiddet gördüm, yalan mı söylüyor? Para kopartmak için yapıyor diyorlar. Yani bana şiddet uyguladı. Bir sürü söylenti var çünkü beyefendi çok zengin olduğu için. Biraz da pinti galiba. Tabii ya yani genelde onlar öyle o şeyler. Hı-hı. O öyle. Kız da parayı alamayınca acaba o yollara mı başvurdu? Ne kadar da kötü. Yani ya, bak biz böyle düşünüyoruz. İnsan böyle düşünüyor değil mi? Yani. Ne işin var ya müvekkilin ağzına? Yani gerçekten hayır, sizin sevgilin, büyüğünle, bir de sevgilim değil diyorsun. Bari sevgili olduğunu kabul hayır, et. Mesela şunu kabul edersen yaş. Sevgili olduğunu biz de senin dayak yediğine inanabiliriz o zaman. Ama hem sevgili değilsin hem bu sefer millet diyor ki, daha doğrusu Kemal Bey tarafından deniyor ki senin için para kopartmak için iftira atıyor deniliyor. Bu çok çirkin bir hale geldin. Yani yarın sen evlilik falan da yapamazsın. O yüzden bence... bize veyahut da kamuoyuna açıkla bu durumu. Bunu açıklama borcun var bence. Çok kötü vaziyete girdim çünkü. Ya benim babaannemin üzerinde birkaç bir şeyler var. Yaşı geçti diye notere gidip şey veriyoruz. Tabii, biliyor musun? Akıl oğlum, sağlığı oğlum. Yerinde. Ya, anladınız mı yani? Ve Kemal Bey'den küçük. Evet, onların akıl sağlığı her an değişebiliyor. Her zaten an farklı. Şimdi küçücük çocuk dedi. Küçücük çocuk dedikten sonra da teknede öptü. Yani ben anlamadım, bir şeyler olursa bir sıkıntı.
Peki şimdi yılın piştisi. Bu çok iyi. Evet ya. Hadise enteresan renklerle kombin yaptı. Yeşil mavi güzel. Ama hem cinsi olmayan birine pişti oldu. İzliyoruz buyurun. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik için gün sayan Hadise erkek fenomenle pişti oldu. Dünyaca ünlü erkek fenomenle aynı kıyafeti giydiği ortaya çıkan ünlü popçu sosyal medyanın diline düştü. İkilinin yan yana getirilen fotoğrafları görenleri kahkahaya boğarken elbise tercihi yılın piştisi ilan edildi. Türkiye'de magazincilerle köşe kapmaca oynayan Hadise, Paris'te dünyaca ünlü bir modacının defilesine katıldı. Paris Mod Haftası kapsamında düzenlenen defile öncesi bir fotoğrafını paylaşan Hadise, renkli kombiniyle dikkatleri çekti. Ünlü popçunun çok beğenilen elbisesi günlerce konuşuldu. Hadisenin sadece elbisesi değil, kıyafetini tamamladığı minik çantası, ayakkabıları, doğal makyajı, kısacası tarzı büyük beğeni aldı. Ancak dün sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla Hadisenin büyüsü bozuldu. Dünyaca ünlü erkek stil ikonlarından Frederick Robertson'ın aynı kıyafette verdiği pozu görenler kendini gülmekten alıkoyamadı. Genç fenomenin tüylü kombinini Hadise'den farklı olarak sadece siyah bot ve çantayla kombinlediği görülürken Hadise'nin elbise tercihi sosyal medyada çoktan yılın piştisi ilan edildi. Peki hangisine daha çok yakışmış? Erkek fenomeni dermiş. Ben çok beğendim. Elbiseyi beğendin mi? Evet, yani bu şort takım. Şort altındaki diye biliyorum ben. Marka şort, biliniyor mu? Ben markayı çözemedim ya. Ya ben de markayı hangi olduğunu bilmiyorum bir ama. Bir tanesinden şüphelendim. Ha öyle mi? Tamam çok meşhur V ile başlayan. Ha olabilir. Evet. Ben de onun olduğunu düşündüm zaten. Mavi, yeşil çok moda. Siklemen rengi kırmızı. Siklemenle kırmızı çok moda. Kırmızı pantolonla mavi bluz. Mavi ile kırmızı da. Allah çok, Allah. Ama bunu giyeceksen kesinlikle zayıf olman lazım. Evet. Çünkü öbür türlü çok iri ve şişman duruyorsun. Evet, ama burada Photoshop falan zayıflatmışlar onu. Ben valla şimdiye kadar yine de en fazla beğendiğim Hadise'ydi. En azından avam durmuyor burada. Makyajı güzel. Hani daha Avrupa'yı bir görüntüsü var. Bu kadar o tişe rağmen. Bu moda dergisi için mi dediniz? Yok, Paris Moda Haftası ya. Evet. O defileye gidiyor. Defileye izlemek için. Okay. Ya zaten bu marka dünyada bütün ünlüleri giydiriyor biliyorsunuz zaman zaman. Hatta özel davetlerle çağırıyor bazı ünlüleri. Ama bunu belki Frederick kendileri giydirdi ama belki Hadise parayla aldı. O kadarını bilemiyorum detay olarak. Ama fiyatına bakacağım merak ettim. Ama bence zaten o dükkanda sanki yani mağazanın içinde elbiseyi giyerken görünüyor gibi geldi bana. Ama bir çekim var. Bir çekim mi yapıyor? İşte evet moda, galiba. Moda dergisi, moda çekimi olabilir. Şimdi böyle şeyler alıyor ya. Kim alıyor, getiriyor elbiseleri bize? Ha, kim? Stil danışmanımız. Styling. Evet. O styling yapanlar böyle markalarla anlaşıyorlar, elbiseler getiriyorlar çekimler için. Belki böyle bir şeyi Türkiye'de yapmış olabilir. Şeye benzetildi. Yapıyordur zaten muhtemelen. O stylinglere yani. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten zaman zaman hepimizin hayatını kurtarıyor. Çok emek veriyorlar. Muhtemelen de öyle bir dergi çekimine kabul ettirmiş olabilir. Bu şey Susam Sokağı'nda kuş vardı. Ha, deve kuşu. Evet aynen. Ona benziyor mu? Hem bu bir de mavisi vardı. Mavisi vardı. Mavisine çok benziyor. Bunu anca bulduk be ya diyor. Peki. Ben yani beğendim. Evet, mavisine yani. Çok beğendim. Ama o tüyler mi? Ben aslında ölsem giyemem tabii de yani. Ama çok yakışmış bence Hadise'ye. Ben mavi yeşili çok beğeniyorum. Siklemenle kırmızıyı çok beğeniyorum. Bu sene bu maviyle kırmızı da moda. Ama güzel giyeceğim onu ben. Forma gibi zaten. Duruyor ya. Ya ben beğeniyorum. Ne duruyor? Forma. Trabzonspor. Mavi de yeşil güzel oluyor ama. O da bir yılın modası. Bu sene çok neon da var. Bu yeşil var ya bu neon. Biraz neon yeşil. O şortmuş yani. Şort o. Güzel. Yani ayakkabıyla çantayı da şey yapmış. Nüt yapmış bence. Çok, çok Avrupa'yı bir Hadise fotoğraflar. Fotoğraflar da böyle çıkıyor bunların fotoğrafları. Sonra normal hayatında bir şaşırıyorlar.
oradaki hava gidiyor. Halbuki şöyle devamlı olsalar ne güzel olur. Ben çok beğendim aslında. Kurabiye canavarıymış Bilal Bey o. İzleyicimiz yazıyor bak. Ya Bilal'cim yani onun ne alakası var? Kurabiye canavarına benzetiliyor. Tabii doğru ama bence son derece klas. Çok, çok şık bence. Beyefendi de bir gösterelim. Burada bu çantalar çok belli. Moda. Küçük çantalar minnacık. Evet. Bunu yapıyor Fransızlar. Hani bunu böyle sokakta falan dolaştırıyorlar bazı böyle elbiselerini. Hmm. Modelleri. Çok iyi bir, çok iyi bir viral evet. Ama. Çok çok ben mantıklı. Ben vallahi. Buralarda önemli restoranlarda. Bir bakıyorsun bu kadının teki yürüyor. Evet. Bir tane daha yürüyor. Durup dururken sokakta. Evet. Çok önemli diye. Bir reklam evet. Şekli bu. Hiç yani, beklemediğin yerden. Bir de ya, tabii nerelerde olduğu da çok önemli. Lokasyon da çok önemli. Hadise güzel, beğenildi. Zaten biliyorsunuz ki gelinlik bakmaya gittiği söyleniliyor. En iyi giyinen kadın kim sizce? En iyi giyinen? Evet. Nerede? Genel anlamda. Dünyada mı? Yok. Dünyayı sormuyorum. Bizim ha. Yani Türkiye'de. Neba çok şık. Neba Çevre. Tam yani, bir tarzı var. Yaş ama, olarak Neba Çevre. Ben şey Defne'yi beğeniyorum. Defne Samyedi'nin sahne kostümünü zaman çok beğeniyorum. Zaman zaman çok güzel giyiniyor. Sahne kostümünü gündüz görmediğim için ama Hande, sahne kostümlerini Hande, beğeniyorum. Ebru Gündeş'i beğeniyor musun? Ay yok. Hadi reklama gidelim. Kendimi beğeniyorum ben. Kendini beğenmiş bir insan. Kendimi beğeniyorum. Reklamlar dönüştü. Birazdan Aleyla Tilki'nin Gülşen'le olan durumunu tartışacağız. Ama reklamdan önce izleyiciye bir söz verdik. Çalışmadınız da ne yapacağız, yapacağız değil mi? Ya vallahi rezil oluruz, yapmayalım. Ya ben çok heyecanlı. Bence ben rezil olmak istiyorum. Hiç rezilliğim olmadı. Böyle sen rezil hayır olsun. Çok canavarsın, yapamazsın. Hayır kabul olsun, etmiyor. Olsun yapamayayım. Deniz Seki'nin en son başlattığı akım sona erdi zaten. Ondan sonra bir dakika yapmaz. Ya. Akım, yani. Akım gitti o. Akım şey oldu. Akıma kapılmış bence Deniz Seki. Biz bence referans olarak... Demet'le Okan'ı alalım evet, Hira'yı. Demet Okan Hira'yı alalım biz. Evet. Versinler sen Hira ol. Ben Hira olayım, sen Okan ol. Ben Demet de olayım. Demet Okan. Evet. bir onları izleyelim mi? Bir bakın, izleyelim bakın, bari. Bir daha yani. Yok. Tekrar yok, buyurun. Hadi. Hadi kardeşim, yiğidim malım eylemlerim. Şu şeyi ver, bu tarafa alalım. Gel bu tarafa alalım. Aynen. Ay hadi çok heyecanlandım. Ama bir şey söyleyeceğim, müziği açık verin bari. Burada havaya girelim, çok ayıp evet, yani. Evet, bak bizi caps maps yapmayın. Biliyoruz tamam. Kötü olacağız ama. Hadi eller. Eller ama. Eller nasıl? Önce ben. Önce ben. Bir, iki, üç. Üçüncü ben. Evet. Evet. O zaman tamam. Ay bak rezillik ya, rezillik. Ay çok eğlendim. Şimdi seyretmek istiyorum. Bunu bir şey soracağım. Bunu lütfen ayarlar mısınız yayının sonunda ay, tekrar verelim. Ay rezillik. Biz de lütfen bunları yapalım. Evet gerçekten. Evet. Akımlardan biz de devam edelim. Ayıplamış oluruz. Ay, peki. Bir ayının dansı diye. Yok ya o kadar. Öyle değil. Ama tabii iyi olur sabah. Bir arada evet. Uzaylı dansı var. Hatırlıyor musunuz uzaylı dansını? Bir tane Yasemin ya, vardı lastik aynı kız. Aynı ya böyle bir şey oluyor. Ay, şu anda onu Yasemin Evcimik. Evet ya Evcimik değil Evcim. Evcim oluyor, mi? Evcimik. Ya işte zaten soyadını şaşırırdım. Star'da vardı çocuklar evet. Gece jimnastiği yapıyorduk. Allah Allah. Aa, tabii. Tabii. Gece jimnastiği. Ya neler vardı 30 yıl önce dermiş. Evet. Peki. Kırmızı noktalar bilmem neler vardı. Bugün yok bunlar yani. Evet. Biz onu şimdi, sabah uygulayabiliriz. Şimdi bir dosya açıyoruz. Aleyna ile Gülşen dosyasını açıyoruz. Demet Akalın'ın enteresan bir yazısı var. Abla sözü dinlesen çok güzel olacak falan diyor. Hepsini birleştireceğiz. Aslında açık giyinme furyasını Gülşen'in başlattı. Furya'ya. Aleyna hiç durdurak bilmeden devam ediyor. Ben Demet'le beraberdim bu arada. Aleyna konusu da açıldı. Küstünüz konuşalım. Değil mi dedim. Bir konuşalım. Evet. Gülşen'in başlattığı açık giyinme furyasına genç yıldızlar da katıldı. Aleyna Tilki son klip çekimindeki kombiniyle Gülşen'in izinden gitmiş yorumlarına sebep oldu. Son zamanlarda yaptığı şarkılarla istediği başarıyı yakalayamayan Aleyna, şimdilerin zirve ismi Gülşen'i mi taklit ediyor? Peki, Aleyna Tilki'nin Gülşen'e benzeme arzusunun altında kıskançlık mı yatıyor? Yeni
yapılan Bergen albümü gündemdeyken Aleyna Tilki hakkındaki hangi şok gerçek deprem etkisi yarattı? Tüm detaylar haberimizde. Şimdilerde magazin gündemini bir kıyafet polemiği almış sürüklüyor. Gülşen'le başlayan Hande Yener'le devam eden cüretkar sahne kostümleri yarışı hız kesmeden devam ediyor. Gülşen'in tercih ettiği açık kıyafetler, iddialı pozlar ve son sahnesinde seyircinin arasına girip bir seyircisinin kucağına oturması yok artık dedirtmişti. Bu haberlerin şokunu üzerimizden atamamıştık ki Gülşen'in yeni şarkısı Lollipop'un ifşa olan kapak fotoğrafı deprem etkisi yaratmıştı. Bergen şarkılarının yeniden seslendirildiği albümde de yer alan Gülşen, Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını seslendirmiş ve konuşulmaya devam etmişti. Cesur sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'in geçtiğimiz gün sahnesinde giydiği kapalı kıyafetse, Gülşen sonunda kapandı, başlıklarına sebep oldu. Bir anda Gülşen tam gaz gidiyor, Hande Yener, Hadise gibi ünlü şarkıcılar konserlerine devam ediyor. Ama bir yandan da ablalarının izinden küçük adımlarla ilerleyen genç şarkıcılar yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı müjdesi veren Aleyna Tilki onlardan biriydi. Son zamanlarda çıkarttığı şarkılarla aradığı başarıyı yakalayamayan Aleyna Tilki bir süredir İngiltere'de Serel Yerel ile müzik çalışmaları sürdürüyor. Şimdi gelelim iddialara. Aleyna Tilki son zamanlarda pop dünyasının başarılı ismi Gülşen'e örnek alıyor. Genç bir şarkıcının kendisinden tecrübeli ismi idol olarak belirlemesi normal görülürken yalnızca kıyafet tercihlerini ve sahne performansını örnek alması kafa karıştırıyor. Şimdi gelelim bir diğer söylentiye. İddialara göre Aleyna Tilki Gülşen'e içten içe hayranlık duymakla birlikte kıskançlık da yaşıyor. 2 yıl önce Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı bu yıl çıkan Bergen albümünde kendisinin yer alacağını sanıyordu. Hatta ortaya çıkan Gülşen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısıyla Tilki ve ekibi şok yaşamış. Ayrıca Demet Akalın geçtiğimiz gün imalı bir paylaşım yaptı. Aleyna Tilki'nin Taksim Trio ile olan performansını paylaşan Akalın, "Ah Aleyna, ah" duygularıyla yazdı. "Keşke azıcık abla sözü dinlesen, nasıl güzel okumuşsun, haklı olmaktan nefret ediyorum" sözlerini yazdı. Demet Akalın genç meslektaşının ilerlediği müzik kariyerinden endişe mi duyuyor? İşin özeti, şarkılarıyla sükse yakalayamayan Aleyna Tilki, Gülşen gibi açıldıkça açıldı. Gülşen'in kıyafet tercihlerini takip etti. Peki izlediği bu yol doğru bir yol mu? Bakalım yorumcularımız bu konu hakkında ne düşünüyor? Bir kere Aleyna'nın o performansını, Taksim Trio ile olan performansını beğendiniz mi? Ben beğendim. Çok güzel okumamış mı? Sen affetsen ben affetsem. Hiç doğru düzgün çalışılmadan yapıldığı halde ama Aleyna'da zaten fikrimiz hep aynı. Çok iyi bir performansçı. Çok iyi söylüyor. Doğru. Ve her türlü şarkıyı çok iyi söylüyor. Evet. O kadar genç olmasına rağmen şarkının girmemesinin nedeni bu şarkıyı okumasını istememişler. Çünkü şarkının performansı yapıldığı ve daha önce dinlendiği için tekrar Başka bir şarkı olabilirdi. Başka bir şarkı olabilir demiş fakat sonra da yetişmemiş. İddialara göre Gülşen'in aslında bulunduğu şu anki projede Aleyna varmış. Son iki... Evet ama Aleyna'dan bu şarkıyı istememişler bu şarkıyı okuduğu için. Çünkü bu şarkı daha önce evet. Aleyna'dan duyuldu sürprizi evet. Kaçardı diye. Aynen vallahi öyle. Valla daha önce ben mesela duymadım. Duysaydım bile yine Aleyna'dan dinlemek isterdim. Çünkü o kadar o albümdeki hiçbirisi bu kadar iyi bir performans. Bak mesela dün ne dedik? Dedik ki bu şarkıları bu arabesk kadınlar okusun yani evet. Dedik. Çünkü o lezzeti alamadık. Fakat farklı bir tarzda okunacaksa da Aleyna gibi okumak lazım. Bak mesela Aleyna'dan duygu geçti. Geçiyor. Onun çünkü ses tonusunda ve okuma şeklinde bir şey var, duygu var. O lezzet var. Lezzet olduğu için geçti mesela. Bizim tarzımız değil. Arabeski böyle dinlemek istemiyoruz biz. Yani arabeski modernleştirmek okey. Ama hani bu kadar da değil, duygusuz hale geldiği zaman hiçbir şey vermiyor bize yani. Zaten yorumculuksa yorumculuğunu yapıyorlar. Altyapıysa tamam hadi biraz modernize edebilirsin. Ama Aleyna'nın duygusu geçti. Diğer albümde okuyanların Gülşen dahil asla duygusu geçmedi. Hiç kimse de ben de böyle belki duygulayayım. De albümü zaten ilk eleştirmemizin ilk ve sebebi. Fark
sebebi Gülşen biliyor musunuz? Belki de bu kadar eleştirmeyecektik ya da bu kadar yani derin gitmeyecektik. Yok, hepsi birbirinden yani. Ama Gülşen tabii o kadar bence vasat okuyunca zaten bütün albümü bakmış oldu. Ya ne olması lazım biliyor musun? Bu şarkıyı kendi tarzında okuyabilirsen Aleyna gibi o zaman güzel oluyor. Şimdi kendi tarzında hakkını veriyor ve duygusunu veriyor. Evet. Ama bu şarkıyı düz okursan, arabesk yapmaya çalışıp düz okursan hiçbir halt olmuyor. Aslında Gülşen arabesk okumaya çalışmış şarkıyı. Ama yapamıyorsunuz çünkü onların gerçekten arabesk kadınların, onların aileden, annelerin, babaların konuşmaları falan da öyle. Yani tarzları, yaşam tarzları, arabesk her zaman söylüyoruz bir yaşam biçimi. O yüzden o tip, yani o tarz kadınların ve erkeklerin bunu söyleme tarzı çok daha buradan geliyor. Başka bir şey yapıyorlar yani. O bir yüzden de şöyle bir şey olmuş. Evet, albüm için Gülşen gibi birkaç değerli sanatçıya daha gidilmiş. Yani gençler olsun, yeni jenerasyon olsun, mesela yeni kuşağa isim verilmedi. Ama konuştuğum kişi yani birinci kişi. Fakat herkesin bir şekilde kendi projesi olduğu için ve kendi single'ı veya prodüktörü olduğu için maalesef bu kadar kısa bir sürede uzlaşma sağlanamamış. Bana göre Bergen albümü arabesk okuyan kadınlar tarafından yapılacaktı. Başka bir sürpriz olabilir. Nasıl? Tabii ya? Ben izin almadan bunu söylüyorum. Hani kendi yorumum olarak ana kayıtlar var. Ana kayıtlar zaten yapımcıda. Başka kişiler okumuş ha? Hayır, okuma. Onları yeni arabeskle okuyabilir demek istiyorum. Evet, onları Bergen'le birlikte düet yaptırabilirler. Çünkü böyle bir proje de var belki. Sahibi böyle bir aynı olur, bunları yaptırmasın. Bunları kimle yaptırırsa bunlara düet yaptırsın. Bunlar olmaz yani. Yok yok, bunlara değil zaten. Ama isim verelim ya. Kimleri olabilir mesela? Arabesk kadınlar kim var? Mesela arabesk okuyan mesela Mehtap var. Ebru Yaşar var. Şey söyleyeyim mi? Merve Özbey. Ama Ajda Pekkan da olabilir. Ajda mesela arabesk okuyor. Okudu biliyorsun yıllarca arabesk. Sana bir şey söyleyeyim. Zehrin Özer olur. Evet, çok iyi arabesk okuyor. Kesinlikle. Yani. Bizim o şey kız. Aynen. Tatlı bir tane Tuğba. Tuğba Yurt olur. Aynen. Ya muhteşem olur. Sesler ya. Hani hem yeni jenerasyon hem şey diye. Ben sadece arabeskçileri okuturum. Veyahut da arabeski popçu olmuş Kibariye olmasına rağmen çok iyi. Yani. Kibariye. Olur. Mine Koşan. Mine Koşan pardon. Mine Koşan bütün albüm okusun evet, bence. Yani. Ama kesinlikle Mehtap. Mehtap yani. Şimdi yani Mehtap'ın her şeyi benziyor Bergen'e. Konuşması, çok benziyor, atarı, tabii. Her şeyi. Yaşantısı. Ay gidelim mi Selam? Aa bugün kar var ya. Bugün giderdik seninle ya. Yok gidebiliriz benim için. Kalmayalım sonra sinemada böyle. Nerede sinemada yattık. Sinemada kalmayalım bu yine kalmayalım. Sinemalar biraz lüks ya. Onun için kalınabilir yani. Tabii tabii sizin orada yataklı sinema var. Tabii. Enteresan. Erkek olmasın mı mesela? Şimdi onu düşündüm biliyor musun? Niye bir erkek söylemesin yani? Emrah'tan acıların çocuğunu duymadık mı? Duyduk. Emrah isteyecek bir şarkı okumaktan 500 bin lira. Evet, Emrah yani, normal değil. Emrah küstüm zaten. Mesela Tarkan olabilir bir tane. Tarkan içinde olabilir bir arabesk. Tarkan'dan arabesk olur mu ya? Olur. Öyle mi? Ben hiç düşünemedim şimdi. İnci ben Bergen şarkısını Tarkan'dan. İnci tane. Kış güneşi mesela Yıldız Silve nasıl olur Bergen'e? Olmaz ya. Bergen'in tınısını duymazsak onun lezzetini. Arabesk kadın Yıldız diyorum size. Ben Yıldız Silbe aşığı değilim biliyor musun sesiyle ilgili? Ben de değilim. Sesiyle ilgili. Yani çok açıklamalar. Ama yani, değilim. Ben de değilim yani. Evet, yani. Ama severim. Yani şarkılarını da severim. Ama tabii. Hani Yıldız dinleyeyim demedim hiçbir zaman yani. Ama lezzeti olan kadınları seviyorum. Bir mesela muhteşem. Kimi seviyorum biliyor musun? Bir türkücü bir kız var eskilerden. Sibel Can'a benziyor sesi. Ay Zara mı? Zara'nın ses tonu. Her türlü şarkıyı söyler o. Arabeski de söylüyor. Şeyi de söylüyor. Evet, çok doğru. Güzel söylüyor. Mesela. Zara mesela Bilal Bey değil mi? Biz sizinle geçen 3-4 yıl önce dinlemiştik. Orhan Gencebay'ın arabesk albümünde bir şarkı söyledi. Hiç beğenir miyim? Ben hiç beğenmiyorum. Hiç güzel değil yani. Ses aralığı o kadar olmadı yani. Mesela şimdi versem siz de beğenmezsiniz. Ama olabilir. Bazı şarkıları da çok güzel okuyor. Yani neyse evet. Sonuçta arabesk kadınlar arabesk oldukları, hayatlarında da öyle oldukları için onların konuşma tarzları falan da bir değişik. Yani o diyorum ya sana yaşam biçimi arabesk. Arabesk var mıydı 60'lı yıllarda eski yıllarda böyle bir şarkı türü böyle kaçta bir okuma tarzı? Kaçta türedi bu arabesk? 80 mi? O zaman 80 herhalde. Dediğimiz gibi o kro dediğimiz şey. Oh, ben dinlemem. Bir kere
kotla tabii bir yere girmek bilmem ama ne. Ama şimdi 60'lar herkes, ve 70'lerin. O zaman Fransız ekolü varmış. Tabii. O zaman şıklık falan var. Bu 80'lerde başladı. Tabii. Ve TRT'de asla arabeskçiler tabii çıkamıyordu biliyorsun değil mi? Sansürden geçmiyordu. Geçmiyordu. Şimdi bu belgenin hiçbir çıkışı 70'lere mi denk geliyor? Değil mi? Çünkü ama pavyon kültürü 80, yine var. 80 bence. Mı? Ben bilmiyorum. 89'da ama öldü galiba. 80'li yıllar arabesk galiba. Evet doğru. Yani Serpil müzik Benaylar, türü ve bu tip kişiler, bu tip Serpil okumalar Benaylar o zaman türedi. Falan gibi böyle. Evet. Serpil ya gibi işte. Ya geçen bir bakalım dedik şöyle arabeskin acılı kadınlar diye bir dedim ya. Tüdan ya. E ile başlayan kimdi sana Gül söyleyeyim? Gül vardı. E ile başlayan. Kim? Güllü ama Esengül. Esengül. Bravo. Esengül. Esengül trafik kazasında 24 yaşında ölüyor çok ama yine aşk cinayeti diyorlar. Hani Lady Di gibi hani şey olabilir. Bir cinayet. İşte Esengül o zaman arabesk şeyi sonradan çıkan bir şey kültür. Popüler olarak sonradan yoksa çünkü pavyon hep var. Çünkü pavyon aslında hep var değil mi pavyonlar? Toplumun da değişmesiyle. Yani benimsediğimiz tarih 70'lerin sonları 80'lere denk geliyor. Aynen 70'lerin sonu bile 80'ler ve sonra. 80'lerle bence arabesk çünkü başladı. Çünkü bu göç, tür ve bu kişiler de bu okuma tarzları da o zaman ortaya çıktı. Göçle başlıyor. Yani İstanbul'a evet göçle un kapanı. Toplumun değişmesiyle evet böyle bir şey oldu ama iyi de oldu çünkü değişik bir şey. Bizim için de biz seviyoruz yani. Hmm. Tabii o dönemin en güzel poplarla başlıyoruz biliyorsun Bircan biz. Sonra yemin ediyorum sahnede ondan ne zaman Emrah aynen şarkısını ve Selami Şahin şarkısını ortalık evet yıkılıyor. Ama Selami Şahin şarkıları paralardı. Selami Şahin değil. Öyle mi? Sahnede yok sahnede. Ama televizyonda yasak. Kişiye özel yapmıyor bunu. Telifli yerlerde. 25 bin lira. Selami mantıklı Şahin şarkısı okumak. 100 bin lira da Emrah'ın bütün şarkı. Benim bütün repertuarım Emrah ve Selami Şahin şarkıları oluşuyor. Hadi canım sen parayla. İboşo'ya bir çıktım. Onu okuyamaya, onu okuma. Bunu niye okumayayım dedim. Bu 25 bin lira. Oraya kadar bu 100 bin lira. 3 tane Emrah şarkısı okusam 300 bin lira. Peki sana şey diye. Emrah arattırdım biliyorsun. Ha, Yani İmrah'la gene küs ilan ettim. Yani kaç yıllık arkadaşıyım yani. Bana diyor yapmasın yani. Emrah o ses bir Türkiye'de ihtar yolu. Bir tanesinden almayalım demiş bana bak. Bir tanesinden almayalım bir tanesini alalım. Hani arkadaşıyım ya. He ticaret yaptı. Bir tanesini yaptı alalım bir tanesini alalım. Ha, bir, okumuyorum bir, Emrah bir şekilde şarkısını. Bir insaf göstermiş. Tabii, 100 bin lira versin iki şarkıyı okusun demiş. Ben de teşekkür ettim. Bu yani arada Adnan Şenses ve Orhan Akdeniz. Hatırlar mısınız bu isimleri? Adnan Şenses'i tabii ki hatırlamaz mıyız? Adnan Şenses, Orhan Akdeniz, Ahmet Sezgin. Ahmet Sezgin çok Abdullah iyi. Yüce, Hafız ama, Burhan. Ama bir şey söyleyeyim. Bunlar 60'lı yılların arabeski ilk Türkçe okuyan. Hani böyle ilk Türk arabeski ama okuyan. Ama onlar çok iyi. Türk sanat gelen müziği arabeski mi acaba? Daha ama onlar Türk sanat müziği okuyorlar ya. Tabii sana bir şey söyleyeceğim. Adnan Burhan Şenses Çaçan. De. Burhan Çaçan. Burhan Çaçan. Onun 80'li ismini yıllar ama işte. Hayır ses şeyi olarak. Ay hangi şarkısı vardı? Ayaz Geceler. Burhan abi çok sinirli. Sektörü küstü biliyorsun. Uludağ'da çalardı kayarken ayaz geceler. Orada dedim ki bir başladık bitmeyelim. Ya Burhan Çaçan'ın çok kayakta güzel bir şarkısı vardı. O şeyden. Bilal Bey siz bilirsiniz. Piste hoparlörden bir gün bir baktım. Geceler sessiz biz kayıyoruz. Tabii o zaman dedim ki sonun başlangıcı olarak dedim. Hayat başlıyor dedim yani. Ama çok güzel şarkıydı. Burhan Çaçan da çok önemli bir sestir. Sevgiler selamlar. Ama TRT 1'e bunların hiçbirisi giremiyordu. Peki. Yasaklılardı arabesk. Bir arkadaşım güzel bir şey daha dedi. Tamam. Aslında arabesk diyor Orhan Gencebay'ın naif arabeskiyle başladı diyor. Hmm. Ama Orhan Gencebay olabilir hiçbir zaman zaten şey yapmadı yani. Kibar arabeskle evet. Yani kibar acıyla başlayıp daha sonra deforme bence oldu tabii. Bence arabesk Emrah, Ferdi Tayfur. İkisi. Benim bak, arabesk karşılığı evet, %100 yani, Bergen. Müslüm Gürses. Tabii o Müslüm üçü. Gürses. Ya erkek olarak peki soruyorum. Peki şimdi maalesef kötü haber geldi. Beklediğimiz kötü haber neydi? Kar mı yağdı diye. Selen. Selen evet ve Hamdi'nin beklenen son değil mi? Beklenen. Bir bakalım. Evet. Yeni oyununda rol arkadaşıyla sahnede öpüştü. Eşi onu en önde izledi. Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çiftinden ayrılık haberi geldi. Gelen tepkilere kulağını tıkayan ikilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Hamdi Bey'e ben işimi, kararlarımı çok sormam. Sadece paylaşırım bunu yapacağım diye. Ayrılık kararının arkasında sahnede
Peki öpücük mü var? Konuşalım. Valla konuşmak istemiyorum. Modern aile balonu patlıyor mu? Bu şimdi burada öpücükmemiz lazım. Zaten Hamdi abimizde. Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'la oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel 2014 yılında dünya evine girdi. Tamamen düşünceli davranmaya çalıştım Hamdi. İyi günler de. Sen de yani. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren ikili özellikle yaz aylarında gündeme geliyor. Selen Görgüzel'in plajların aranan ünlülerinden olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Pandemi sonrası birçok ünlü isim gibi Selen Görgüzel de kendini işine verdi. Seviyorsan Git Ayrıl Bence isimli tiyatro oyunuyla sahnelere geri döndü. Umundu gerçek oldu. Ya karı kocayı oynuyoruz. Mecburen tabii böyle bir sahne var. Yazar yazmış. Yönetmen de böyle rica etti. Mecburen oynuyoruz. Allah onu kahretsin diye. Yazar. Yani öpüşmeyi bu kadar abartmamak lazım. Adından da anlaşılacağı üzere evli bir çiftin ilişkilerindeki iniş ve çıkışları konu alan oyun öpüşme sahnesiyle olay oldu. Ya şöyle söyleyeyim, yani oyunun gerekliliği oldu. Zaten oyunu okurken Selen zaten teksti bilerek zaten geldi ama o bir oyuncu olduğu için zaten bununla ilgili bir izin almaması gerektiğini zaten bilir. Mesleğidir bu. Hani mesleğiyle ilgili gereken bir şey yapması. Bu arada lazım. Hamdi de öpüşebilir yani, ben de ona karışmam. Ben acaba Hamdi abiyle mi öpüşsem ya? Bak, evet, Hamdi abi nerede? Hamdi abiyi bulun bana. Arkadaşlar savaşmayın, sevişin ya gerçekten. Bu öpüşme olayını çok büyütmeyin. Selen Görgüzel, rol arkadaşı İrfan Kargı ile senaryo gereği sahnede öpüşürken eşi Hamdi Alkan'ın onu en önde izlemesi günlerce konuşuldu. Oyun sonrası Hamdi Alkan açıklama yapmaktan kaçınırken konuşuyorduk. Valla konuşmak istemiyorum. Onların oyunu konuşuyorlar. Benim konuşacağım bir şey değil. Güzel bir oyun. Selen Görgüzel iddialı açıklamalarıyla gündeme geldi. Rol arkadaşıyla öpüşmesinin ise iş gereği ve normal karşılanması gerektiğini ileri sürerek dikkatleri çekti. Senaryo ilk geldiğinde Hamdi Bey'e göstermedin mi? Yok, hiç göstermedim. Hamdi Bey'e ben işimi, kararlarımı çok sormam. Sadece paylaşırım bunu yapacağım diye. Ona uyarsa uyar, uymazsa zaten... Ama bakmıştır yani. Uyar. Bazı çevreler çifti örnek ilan ederken bazıları ise yerden yere vurdu. O dönem eleştirilere kulak tıkayan çiftin sürpriz ayrılık kararı sahnedeki öpücüğü hatırlattı. Dur şimdi, o da öpüşmemiz lazım. Zaten Hamdi abimiz. İddialara göre bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Görgüzel ve Alkan krizi aşamadı. Zekeriya Köy'deki evlerine ayrılan ikili anlaşmalı boşanma kararı aldı. Zaten bilir, mesleğidir bu. Hani mesleğiyle ilgili gereken bir şey yapması. Bu arada Hamdi de öpüşebilir yani, ben de ona karışmam. Ben acaba Hamdi abiyle mi öpüşsem ya? Bak, evet, Hamdi abi nerede? Hamdi abiyi bulun bana. Haberlerin ardındansa gözler taraflardan gelecek açıklamaya ve malum sorunun cevabına çevrildi. Ayrılık kararının arkasında sahnedeki öpücük mü var? Modern aile balonu daha patlıyor mu? Şimdi aslında beklediğimiz haberdi bu. Biraz çatırdamayı hissediyorduk. Selen bunu aslında bize çok hissettirmişti. Hamdi Alkan biraz daha sessizdi nazaran. Ve maalesef ayrılık kararı gelmiş. Selen Görgüzel evi terk etmiş. Yalnız bu doğruysa zaten beklenen son. Bana gelen yazıya inanamayacaksınız. DMM. Hamdi Alkan bir hastaneye gidiyor. Kan revanş içinde. Bu 5-6 aylık bir olay. Rapor almak SS için. SS al o hemen rapor, de onu. Yok, sesli değil zaten. Rapor almak için gidiyor. Ne için istiyorsunuz diyor. Uzaklaştırma kararı için rapor istiyorum diyor. Fakat bu özel hastane olduğu için diyorlar ki doktor... Devlet hastanesine gitmeniz doğru mu? Devlet hastanesine... De oluyor. Olur ama mahkemede çok geç, belki şey, evet, sıkıntı yapabilir. Devlet hastanesine gitmeniz gerekiyor. Bütün tırnaklarını adama geçirerek kan revan içinde onu bıraktı diyor. Tabii Selen tanıdığım ve arkadaşım olduğu için istediğin gibi hemen yazabilirsin, böyle bir şey var mı yok mu? O günkü o hastanede olan görgü şahitleri. Hmm. Hadi ya. Ama görgü şahitleri, ama Selen yok yanında, adamı görüyor. Ya adamı görüyorlar kan revan için. O bölgede. Maslak. Daha ilerisi o. Şeyde var mı? Zekeriya Köy'de var mı o da, o bir tane daha? Bilmiyorum. Maslak'ta var. O bölgede.
Tabii yani anlaşamadıkları çok ortadaydı. Mutlu değillerdi bir kere. Hani öyle görüyorum. Ben ne zaman anladım? Niye tırnaklamış? Çok sahneye çıkmaya başlayınca her hafta her dakika performans yapmaya başladı Selen. Anladım ki ama bir şey olacak herhalde. Ama her hafta Gülşen'in de, Gülşen de yapıyor. Yani. Onlarınki güzel bir... Şimdi bak mesela yakında nerede, onlardan da duyarız nerede her şeye çifte standart yaptığımızı demin düşündüm bunları seyrederken. Şimdi adam orada otururken diyoruz ki rol icabı öpüştüğü için aylarca konuşuldu. İşte kocası var işte nasıl öpüşür sahnede bu bir oyundu. Aynen. Ama kocası olan Gülşen'in bir başka adamın kucağına oturup poposuna şaplak yemiş olmasını bazı çevreler ne olacak gidiyor mesela. Bu çok az normal. Bir de bu tiyatro. Bu oyun. Bir de oyun tiyatro yani. Ozan da izliyor bu arada onu. Herkese, hani olan bir şey. Yani herkese göre anlatabiliyor musunuz? Fikirleriniz işte sizin değişiyor bence. Çünkü burada adam ne kadar oyun olursa olsun oradaki öpüşmeden rahatsızlık duydu bence. Ve ondan sonraki oyundan sonraki mesela karısının oyunu değil mi diyebilirdi ki çok güzel çok şahane yok buna sahip çıkabilirdi çok çıkamadı. Bana lütfen sormayın dedi. Oyun güzeldi dedi. Geçiştirdi. Hiçbir çünkü şey aslında söylemedi. Rahatsız oldu. Çünkü bir erkek yani gerçekten bu toplumun erkeği rahatsız olur. Normali budur. Rahatsız olmasıdır. Olmayan erkekte problem ararım ben. Dolayısıyla bir buradaki duruma bakın. Bir ben de Gülşen'in durumuna bakın. Bir mukayese edin. Çifte standardı biz yapıyoruz. Sonra insanlar çifte standarttan muzdarip oluyorlar. Yani işte. Bu konuda şikayet etmememiz için herkese eşit davranmamız lazım. Yani herhalde yıllardır söylediğimiz şey her sanatçıya eşit davranılır. Birisi bir şey yaparken ama bunların herkese, herkese göre fikirleri değişiyor ama. Ama olmaz işte. Yani burada mesela Selen'e ayıpladılar. İşte kocası varken nasıl öpüşür dediler ki bu bir tiyatro oyunuydu. Ama yine de oyun da olsa bir erkeğin karısını öpüşürken bir başka adamla oyun da olsa seyrediyor olmuş olması çok alışık. Gelmiş bir durum değil. Rahatsızlık duyması da normal olabilir hissiyat olarak. Ama öbür taraftan bazıları diyor ki ne olacak gayet estetik bir hareketti diyor mesela. Yani o yüzden herkese göre kişilere göre bakış açılarınız değişiyor. Değişmemesi gerekiyor aslında. Şu anda bir bilgisi daha geldi. Sahneye çıkmasını istemiyor. İstemediği yani için de Selen direkt sahneyi tercih eder. Evet. Ama Selen şarkıcı değildi ki. Yani oyuncuydu. Dün galiba taşınmış. Dün galiba taşınmış. Taşınmış evden. Şimdi şöyle. Çok kötü ya. Tabii ki kötü. Müşterek bir çocukları çünkü yok değil mi? Çünkü bir de iki oyuncu, iki sonuçta birbirini anlayan dediğimiz yapacak bir şey yok. Şimdi bir de parasal mevzular da önemli. Bakın bir erkek bir kadını... hayatını bir şekilde kaldıramıyorsa, ona bir şeyler katmıyorsa o kadının mesleğine karışamaz. Yani mesela ben bir ayakkabı almak istiyorum. Kırmızı bir ayakkabıyı beğendim. Ama aynı zamanda o kırmızı ayakkabının beyazını da beğendim, gümüş rengini de beğendim. Üçünü de almak istiyorum. Ben bunu kendi gücümle alabildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü kocama şunu diyemiyorum. İşte kırmızı ayakkabıyı beğendim tamam ama griyi de alalım, beyazı da alalım diyemem mesela. O yüzden bir kadının evet diyemem. O yüzden de bir kadının kendi kendine çalışma isteğinin engellenmesi saçma. Yani sahneye herkes çıkıyor. Kaldı ki bu kız hiçbir şey de yapmıyor yani. O çıkıyor bir yerlerde sahneye ve yapıyor yani. Para kazanmak istiyor belki. Evet. Belki yani... de istediği lüksü ya da istediği şeyi belki Hamdi Bey de sağlayamıyor olabilir. Ama o da kendi namusuyla sahneye çıkıyor olabilir. Ama hem onu istemeyeceksin, hem kadına prangayı vuracaksın, hem olmayacak istedikleri. Ne bileyim yani... Hani Hamdi Bey kutuya gidecek. Zaten şaka tabii de yani. Yani yapılacak bir şey yok. Hamdi Alkan şey yok. Son derece... Bu arada o bademli şey Zekeriya Köy'de var. Ben de bakmadım gibi. Ama onun durumunu öğreneceğim. Yok zaten orada oturanlar var diye mesaj atıyor. Şimdi artık erkekler de gidiyor. Tabii. Erkek, ben bir gün hastaneye gittim ama yani artık dayanamayacak. Ama erkekler de artık kadından korktuğundan gidiyor biliyorsun değil mi? Hayır erkekler niye gidiyor biliyor musun? Söyle. Hastaneye gideceğimi anlayınca bir baktım benden önce hastaneye gitmiş. Kimde oldu bu? Topal, söylemeyeyim. Topallıyor. Bir baktım hastane topallıyor. Bunu, doktorlara şey diyor. Bana diyor tekme attı diyor.
Yani o kadar atmışım ki tekme bunu ayağa topağlamaya başladım. Şimdi ben gideceğim ya oraya, o da tekme gidecek. Tekme de alabiliyor mu ki? Ne? Tekme de alamaz tabii, salakça ya bir. Ya yok ya, birkaç yerinde morluk varsa hemen alır ya. Hemen alır ya. Hemen alınıyor ya. Ay, o kadar görür görmez öyle felaket oldum ki anlatamam. Bir gözümde küçüldü yani. Bu insan ya yaptım der mesela. Aynı hastaneye falan. Ama hayatım siz de yani bir şikayet ettiniz mi? Sürüm sürünüyor şu anda. Kadın hassasiyeti var diye. Ama yani kusura bakma da dayak yersen de sürünüm yani. Ay, tabii ki, ay, gerçekten. Öldürürüm seni, yardırırım seni bilmem ne dersen de sürün yani. Sonuçlarına da katlanacaksın tabii ki. Eşek gibi. Yani. Peki bu durum bizi tabii üzdü, aile. Toparlanmaz değil mi? Bu çok çünkü bu da çok çok sinyal veriyor. Bu çığ gibi büyüdü yani. Bu. Ya bence ikisinin yaşam arzuları ve istekleri farklı. Kız işini yapmak istiyor. Tiyatro yapmak istiyor, onu yapmak. Hamdi şeye geçti. Stabil bir hayata geçti. Şeyde yaşamak istiyor. Selen öyle bir kızdı her zaman. Oyuncu olmak istedi, onu yapmak istedi. Bundan önceki şeylerinde de iyi bir kız Selen. Hamdi de çok donanımlı ve düzgün bir adam. İkisi de nasıl mutlu oluyorlarsa, eğer birbirlerine mutlu değillerse, ay çocuklar zaten mutsuz. İlk evlilikleri de değil. Dolayısıyla yani, rahatlıkla. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Huzurlu ve sizi kim, bak aşk, yine söylüyorum, aşk bitebiliyor. Ama huzurlu ve mutlu olabilmemiz için bizi huzurlu kılan birisi olması gerekiyor hayatımızda. Bu kesin ve net diyorum size. O yüzden de bence birbirlerine huzursuzluk veriyorlar. Bence de aşkı bitiriyor bu. Bitsin o zaman. İkisi de yani belki baksın. Hamdi bile değişmiş olabilir. Zayıfladı, etti acaba. Belki o da olabilir, biliyor musunuz? Yok, Hamdi hiç onu daha sakin bir adam. Evet, %100. Şey de daha... Selen aktif. Selen aktif, evet. Yani eve falan devamlı sokaklara gidiyorsa... Daha friendly bir tip. Bir de, evet, bir de programları şu anda çok keyifli gidiyor. O da ilk defa mutlu oluyor. Yani Hamdi onu engellemek istiyor belki. Umarım de. Umarım mutlu olurlar. Aynen. Verdikleri kararı onları pişman etmesin. Beni hiçbir şeyde engelleyecek birisinin olamam ben. Olamazsın artık yani. Mümkün değil mi? Yok. Şimdi ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un enteresan bir açıklaması var. Evlilikleriyle ilgili konuşuyor. Hangi evliliği için 3 yıl boşa geçmiş demiştir acaba? Buyurun. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bir konuştu, bir konuştu. Esmersoy'dan eski evlilikleri Berksu'ya batmaz ve Massimo Cusimano hakkında olay açıklamalar, pişmanlıklarını anlattı. Yok hayır, böyle onu öyle mi yapsaydım, bunu böyle mi yapsaydım? Yeniden evlenmeye sıcak bakmıyor mu? Dertlenmiyorum, hiç dertlenmiyorum. Kızıyorum, kendime kızıyorum ben sadece. Yaşadığı hangi evlilik için boşa geçmiş 3 yıl ifadesini kullandı. Boşa geçmiş bir 3 sene var mesela. Hepsi ve daha fazlası şimdi haberimizde. Bir gözlük markasının yüzü olan Esmersoy'un lansmanı Kuruçeşme'de bir otelde gerçekleşti. Esmersoy lansman öncesi samimi havadan etkilendi. Özel hayatı hakkında bomba açıklamalar yaptı. Hayatında hiç pişmanlıkları oldu mu ünlü sunucunun? Böyle mesela şey, yok hayır, böyle onu öyle mi yapsaydım, bunu böyle mi yapsaydım, şöylesi daha mı iyiydi falan diye. Böyle yıllar önceki şeyleri düşünüyorum. Yani gelecekle ilgili değil. Böyle değil. Yoksa yaşadığı iki evlilik olan Berksu'ya batmaz ve Massimo Cusimano evliliklerinden yana pişmanlıkları mı var? Dertlenmiyorum, hiç dertlenmiyorum. Kızıyorum, kendime kızıyorum ben sadece. En çok neye kızıyorsunuz mesela? Bilmem, ne yapıyorum, neye kızıyorum mesela. Ya bence ya televizyonculuğa geç başlamışım. İşte ne bileyim, bir tane işte yurt dışı maceram oldu biliyorsun. Evlendik, gittik, geri geldik falan, böyle bir orası boş geçen bir şey mesela. Yok yani bende. Neden? Bir dediniz ki evlilik arkadan, boş gibi oldu. Öyle demedim, hayır. Ha. Öyle bir şey demedim. Evlilikleri kariyerine engel mi oldu? Boşa geçmiş bir 3 sene var mesela, değişik. Neden? Bilmiyorum, sebep yok. Onlara falan takılıyorum, değişik. Şimdi eklemeye çalışıyorum onlara. Bundan sonrası boş geçmesin diye evlilikle ilgili. Ya çok komiksin ya, nasıl güzel bağladı. Berksu'ya batmaz da kanlı bıçakla ayrılmadığını, sadece hayatlarının uyuşmadığını dile getirdi. Saatlerimiz uymuyordu. Saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın 6'sında kalkan bir insanım. O... Yatar insan. Ya ben söylemiş olmayayım. O yüzden... Öyle bir denk gelemiyorduk yani. Ünlü sunucunun paylaşımlarına geliyor sıra. Yaptığı paylaşımların ses getirmesi hakkında ne yorum yapacak? Var, paylaşıyoruz abi. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Var ki paylaşıyoruz yani. Ne diyeyim ben sana? Bu
Tuğçe İsmersoy ilginç bir çıkışa imza atıyor. Vasiyetini açıklamış. Yaptım tabii ki vasiyetimi. Yani çünkü böyle bir şey yapmak durumundasınız kanunen. Ya belki de öyle bir şey tercih ettikleri için söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz vefat edersiniz. İstemediğiniz insanlara da gidebilir mal varlığınız. Onu bir kontrol altına almak gerekir herhalde diye düşündüm. O yüzden benim önceden yapmam gereken şeyler vardı. Onları yaptım. Peki geliyoruz aşk hayatına. Nazım Akmendil'le aşkını söylemezsem olmaz belgelemişti. Görüşürüz. Hanım. Efendim? Merhaba, hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyor, çok şekermiş. Buyurun. Akmendil ilişkisi nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Esmer Soy Akmendil'le olan uyumunu anlatırken gözleri parlıyor. Ben hayatımda böyle bir uyum görmedim çocuklar, o kadar söyleyeyim. Evet aynen. Saati yemesi içmesi filan böyle şey. Süper. Hiçbir sıkıntı yok orada. Gözlük. Ama ikimiz de böyle aynı anda çalışıyoruz yani, çok acayip. Hatta bazen böyle yan yana da çalışıyoruz. O yüzden böyle çok denk geldi. Ben o fark etmeden geri geliyorum gibi düşün. O kadar yani. Çok görüşememek dünyanın en güzel şeyi. Dünyanın en güzel şeyi ya. Çok güzel. Bunlar böyle bence ilişki, böyle relationship saver falan diyorlar. Böyle yani Amerikalılar böyle iyi geliyor diye düşünüyorlar. Dışarıdan bakınca bana da öyle iyi geliyor. Çok çok sevindim Burcu adına, biliyor musun? Ben de çok sevindim ama fark ettiniz mi? O kadar bana geçti mi? Ki. Fark ettiniz mi ne diyor? Vasiyetini yazmış. Vasiyeti kime kalır? Anne, baba, kardeş, yani en yakınlara. Diyor ki istemediğim birine gider diye diyor. Ben vasiyetimi hazırladım diyor. Burada annesinin zaten istemediği gidecek galiba, kişiler zaten belli. Annesinin arası iyi değildi galiba, ben öyle hatırlıyorum. Kim hayatta onu da bilmiyorum. Babası değil galiba zaten hayatta. Yok, babasıyla ilgili de zaten çocuklukta yaşadığı evet. travmaları vardı biliyorsunuz. Yani anne babayla alakalı çok bir yazık. İşte bu çok önemli bir şey maalesef. Herkes anne baba olabiliyor ama maalesef anne baba olamıyorlar. Evet. İnsanlar da böyle yara bırakıyorlar. Dolayısıyla bence o da vasiyetine ona göre. İnsanın çocuğu oluyor düşünmüyor da kız çocuğu yok. Tabii evet. Haklı olarak düşünüyor. Ben de istemediğim birine kalmasın diye yaptım diyor ya. Ama ne senin acı ya. Elinde olan bir durum değil biliyorsun değil mi? Çocuğun varsa mesela mecburen çocuklarına pay ediliyor yani. O yüzden de istediğin kadar... Mirastan men etmediğin sürece değil şimdi mi? Şimdi senin annen istese bir tek sana bırakabiliyor mu, bırakamıyor mu? Bırakabiliyor. Vasiyetle bırakabiliyor vasiyetle mu? Vasiyetle bırakamıyor. E nasıl bırakabiliyor? Şöyle bir kanun malı var. Malı sana vermek zorunda o hayır, zaman. Şöyle öyle bir mi? Kanun var. Ömür boyu bakım sözleşmesi diye bir şey var. Yani şu demek, eğer mesela benim annem bana bir mal bırakacak... Vakıflara bıraktığın gibi bir şey galiba. Vakıflara hayır, şöyle, bırakıyorsun ama orada kalıyorsun noter gibi. Noter şöyle bir şey söyledi. Vasiyet ederseniz diğer çocuklar yarın öbür gün dava açabilir. Bizim de hakkımız var diye. Ama bir bakım bir şey karşılığında bir şey bıraktığınız zaman açamazlar. Yani bunu söyleyen biz bilmiyorduk mesela böyle bir şey. Noter dedi ki mesela anneme siz dedi bakım sözleşmesi yapacaksınız. Ömür boyu çocuğunuz size bakacak. Siz de onun karşılığında malınızı ona hibe edeceksiniz. Bir şekilde ticari anlaşma gibi. Evet, hibe etmek karşılıklı. Ne demek? Zaten bağışlamak demek, evet. Vermek demek. Dolayısıyla onu öbükler onlara karşı çıkamıyor. Çünkü kendi rızasıyla noterde yapıyor. İmzasını atıyor. Noter 3 kere suratını okuyor. Ancak böyle bir şey yaparsa... Başkalarının herhangi bir şey olmuyor. Tekrar hak doğabiliyor o zaman. Hak doğamaz. Şu anda diğer hiçbir varis hak iddia edemez. Ama bak sen onu uyandırmış oluyorsun. Aslında güzel bir şey demiş oluyorsun. Çünkü o da bizim sana dediğimiz gibi normal hibe etmiş olabilir veya vermiş olabilir. Yok, o zaman mirasçılar yani hin olanlar var ya. O zaman mahkeme açabilirler ona. Açabilirler. Onlar da çok sürer tabii yani. Ha. Bu mahkemelerin en azı 5-6 sene sürüyor yani. Ama o esnada anne, el konuyor mu? Efendim, mala o esnada el mi konuyor mahkeme açıldığında? Anne veya baba çocuğuna bırakacağı, hibe ettiğini düşündüğü, verdiği şeyi üzerine şer koyabiliyor. Zaten doğrusu da o. İnsanın hayatta annesi babası hayattayken niye birisi bir şeyi satmak istesin? Öldükten sonra ona geçiyor. Hayır, mesela diyelim ki annen sana bıraktı ya. Evet. Kız kardeşlerin de sana mahkeme açtı. Sen ve onlar hiç kimse mahkeme bitene kadar o mala dokunamayacak mı? Şöyle zaman... onlar bana dava açtırmazlar ama anneme baskı yapabilirler. Anneme şey yapabilirler. Annem açabilir yani onu yaptırabilirler en fazla. Ama onda da zaten kendi ayağınla notere gidiyorsa kendi rızasıyla o zaman niye vazgeçtiğini düşünebilir şey. Burada da onun da garantisini beyanlar, şahitler çok önemli burada.
Onu zaten ispatlar ama çok kötü bir şey tabii bu. Tabii. Bu kız ailesiz büyüdü. Yani... Uyucu yabancı dili var mı? Var. Var, İngilizcesi var. Var. Bak onu söyleyecektim. O kadar kendini geliştirmiş ve muhteşem kaliteli bir hale getirdi ki. Şu da demek değil mi? Vasiyetini açıklıyor olması ya da yazıyor olması. Bu da hiç kaliteli çocuk, bir şey. Bu da güzel hiç bir çocuk şey. Yapmak istemeyecek yani. Ha. Ya ona göre şekillenebilir ama. O iş defter bitti galiba. Yani. Kapandı galiba. Bunu bizim görmemiz Allah korusun. Bir sene içinde de Allah korusun ölse ne derdik acaba? Yani o ona bırakır da bir şeye o onu yaşayamaz. Hiç, bir şey her zaman sıralı ölüm vermiyor ki Allah yani. Belki çocuk anneden daha önce ölecek. Tabii orası öyle. Şimdi boşa geçen bir 3 yıldan bahsediyor. Hangisinden ilk bahsediyor? İlk evliliği. İtalyan'dan mı? Evet ondan. İtalyan'dan. Yani orada diyor yurt dışına gittim orada boşa geçti diyor yani. Hepimizin boşa geçtiğini düşündüğümüz ilişkimiz var. O herhalde doğru çalışmadığı için mi? Halbuki yakışıklı, enteresan bir çocuktu. Mesela televizyona diyor daha... Ay Davut Güloğlu'na benziyor yok. Benzemiyor mu? Ya Allah seni. Davut Güloğlu'na çok benziyor. Bir boşa geçmişlik görüyorum ben de fotoğrafı. Güleyim haluna katula katula. İtalyan'ın da en hani şey... En olmayanı yani. En olmayanı bulmuş valla. Yani Roma'nın şeyi görmeyen tarafından. Peki... Bir de Berk suya batmaz evliliği tabii soruluyor. Her şey açık yüreklilikle Berk cevap veriyor. Berk çok tatlı bir çocuk. Saatlerimiz uymadı evet, diyor. Evet Berk çok tatlı doğru, bir çocuk. Doğru Berk çok meraklı gece hayatına. Maalesef gece partiler. Hayatına meraklı. Hmm. Kumar diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Kumara meraklı. Ama oynayamıyoruz. Yani tabii ki. Yani böyle şey çok sosyal. Erkek arkadaşlarıyla çok vakit geçiren. Hiç sevmem erkek evet, arkadaşını çok. Evet, yani olmaz onda. Hakan evet, Altun gibi. Evet, yani çok vakit geçiren ama... Çok da mutlu bir çocuk. Çok öyle iyi bir çocuk. O da evlilik adamı değil. Evet, evlilik adamı değil Berk. Evlilik adamı değil. Ki hep de ilişkileri var. Çok enteresan. Çünkü o da flörtöz bir tip. Yani evet. O da ilişkisiz ve yalnız duran. İyi bir çocuk. O partnerli yaşam seviyor. Couple. Evet ama İkili daha... İkili gezmeyi. Evet ama bir kadın için çok zor bir şey. Ona eşlik devamlı edecek paylaşıyor. Birisini istiyor. Evet. Ona eşlik edecek birisini istiyor. Evet. O evlilik yapamaz. Yoksa eşlik bir kız... Veya bir kadın hep onu paylaşmak zorunda erkek arkadaşlarıyla. Hiç sevmem. Anladın mı? Hiç. Evet. Ne akraba isterim ben. Sosyal, ne de şey. Çok friendly, evet, çok arkadaş, çok yani. Yoksa çok tatlıdır aynen. Berk. Evet, göreceğim. Bence de çok Berk iyiydi. İyi de bir insana benziyor ama çok o sosyalliği yani resmen açık benim uyuduğum saatte o gelip düşün, uyandığım saatte yani. Uyuyordu dedi yani net bir şekilde. Olmaz yani çünkü yaşam şekli zaten benzemezse adam devamlı evet. Arkadaşlarınla. Burcu o da biliyorsun sağlıklı, sağlıklı yaşayan Burcu da yani, kendine bakan, erken kalkan. Adamla evleneceğim o devamlı arkadaşların olacak. O arkadaşlar evet. Devamlı bizde olacak evet, falan. Evet. Hani çift uy, olarak bizde olacak. Okay. Evet. Ama. Yani hiç evde hissas yani. Ay yok yani istemiyorum. Onu yok dışarıda... İyi bir koca değil. Ha? Açık ilişki. İyi bir koca değil. Yani onun için... İyi bir partner olabilir. Yani açık ilişkiden mi? Ay hayır yani açık ilişki anlamında demiyorum. Rahat. Hani, adam eve uğramayı ilişki. Seviyor sorumsuz adam. Yani. Eve uğramayı evet, seviyor. Aynen. Dışarıda yaşayacak, yok gezecek. Canım, o sırada bir kızla dışarıya çıkacak ama kız onu evde beklemeyecek yani. Onu strese sokacak. Öyle bir adam gibi duruyor. O yüzden evlilik adamı olmuyor. İyi şimdi Burcu'nun tabii şimdiki ilişkisi çok güzel gittiğini söylüyor. Nazarlardan sakınsın. Çok görmüyoruz. Sırayım. Görmüyoruz. Görmediğimiz evet, için de güzel, muhtemelen. Evet güzel. Uzun sürede saklamışlardı. Evet. Bu kadar uyumlu olur diyor bir insan ama bir insana. Ama kaliteli ve düzgün bir çocuk çok belli. Nasıl belli oluyor? Ediyor çok belli değil mi? Ya ben aynı şeyi evet. Tolga'da da klas görüyorum. Klas çocuk yani. Demet'in Tolga'sında. Hani böyle görüntü gözümüze sokmuyorlar. Demet'in Tolga'sı kim be? Tolga evet. Arman. Evet ben onunla. Evet. Çocuklar benim için büyük bu dörtlü... bir bomba. Ay, iyi ki hatırlattım kötü bir şey ama deme lütfen. Kötü bir şey diyeceğim ama duyduğum bir ay, şey. Ay lütfen deme. Bak gerçekliğini bilmiyorum. Hemen bana yüklenmeyin. Ay lütfen olmasın. Çünkü ben Tolga'nın ay. Evlendiği eşine veya çocuklarına nafaka ödemediğini duydum. Ya. Ama ne kadar doğru bilmiyorum ya. Çocuklar. Demet şimdi bu tip şeyler ne zaman çıkar? Adam ünlü bir kadınla beraber olmaya başladığı zaman adamı da kötülemeye de başlar. İşte onun için o yüzden çok ondan bir emin olmamız söyledim. Lazım. Ben artık her taraftan bakıyorum çünkü kadınların da bu anlamda tehlikeli olduğunu da düşünmüyor değilim. Yani bu beyefendinin hanımı için söylemiyorum tabii, ama tabii tenzih edelim. Bir de çok beğendiğimiz lazım bir çift. Gerçekten hani gerçekten ödüyor mu ödemiyor mu çocuklarına bakıyor evet, mu? Yani şimdi
kadınlar hırsak birdenbire kıymetli oluyor ünlü bir kadınla falan beraber olunca ya öyle bir şey oluyor maalesef. Bir de günlerle biliyorsa hep yakışıyor diyoruz, evet. Güzeller diyoruz. Hani ben onlara bir şey ama nazar değmesin diyorum, şu an ben üzüldüm şans yani. Şans eseri dün söylediler bana. Kör ölüyor madem gözü oluyor. Sana bir ünlü birisinin olduğun zaman hemen kıymete biniyor. Aa diyor benim kocam neymiş, bak sanatçılar bakıyor diyor falan. Öyle bir şeye giriyorlar yani. Ama bunlar için söylemiyorum ama bunun gerçek doğru mu değil mi bilmiyoruz. Biz hemen yine yayınlarız umarım bunu söylediğimiz şey gibi yani de. Umarım Demet bu ilişkisini sonsuza kadar sürdürür. Evet. Çok evet, kaliteli bir çocuk. Güzel gözüküyor. Demet de çok mutlu. Evet. Ya mutlu olduğumuz zaman zaten her şey o kadar güzel oluyor ki işimize yansıyor, yüzümüze yansıyor, bedenimize yansıyor, vücut dilimize, her şeyimize yansıyor yani. Bir de kafan doluyken işle mi uğraşacağım, adamla aynen mı uğraşacağım, abi. Kadınla mı uğraşacağım, onunla cahil mı uğraşacağım? Cahil adamla beraber aynen olmak çok korkunç bir şey. Çünkü zaten onunla konuşma şansın yok. Ne dediğini anlatamıyorsun. Başka bir şey söylüyorsun, başka bir şey anlıyor. Yani onun bakış açısı hayata falan onunla ay, mümkün değil. Ölelerin Allah yardım nasıl bir yorucu. Yani herkesin hayatında yok saydığı bir süreç vardır. Hepimizin vardı. Tabii canım. Ama onlar da büyütüyor mu insanı? Onlardan da bir şey öğrendik ki bir daha asla. Evet. Hani herkes annelerimize kızıyoruz ya bazen. İşte bu sana yakışmıyor. Bana bak, belki de senin arabesk sonun oldu biliyor musun? Ben arabesk son filmi seyredim. Ben o tam 80 kuşağında büyüdüğüm için arabeske denk belki geldim. Belki de işte bu son arabesk evet filmin belki de sonun oldu. Neyse Allah'tan bitti ben ya bu şekilde yırttım. Evet. Bu şekilde yırttım ben. Sizi yerim evet, çok tatlısınız ama Demet Şener'in eski eşine geçmek istiyorum. Eski eşi Cenk Küpeli'nin başı evet beladaydı biliyorsunuz. Bir damatlık adam, olayı. Damatlık mı olayı vardı ya. Şimdi doğru damatlık olayından dolayı Cenk bir manevi tazminat davası açmıştı. Ama, 40 bin liralık. Evet ne o oldu? O davadan feragat etti. Ha. 2019 yani çünkü, yılında. Ya o da çok ayıp bir şey. Çocuğa da ayıp bir şey. Yani ne bileyim. Buyurun ya izleyelim. Demet Şener ve Cenk Küpeli evliliği sona erdi. Ancak krizler son bulmadı. İbrahim Kutluay'ın eski eşi Tolga Arman'ın yeni aşkı Demet Şener 2019 yılında kalbini Cenk Küpeli'ye kaptırmış. Yıldırım nikahıyla dünya evine girmişlerdi. Cenk Küpeli ve Demet Şener için her şey çok güzel giderken krizler düğünün ardından başladı. Cenk Küpeli'nin düğünde giydiği damatlık başına bela oldu. Şirketin yönetim kurulu üyesi olan ve kendi hesabına düşen paranın şirkete resmi hesabına aktarılıp faturasının kesilmesiyle devam eden. Kendileri pek galiba resmi süreçleri bilmiyor. Dediğim gibi. Cenk Küpeli hakkında Emre Bakar'ı Cenk Küpeli kıyafetinin parasını ödemedi açıklamalarıyla deprem etkisi yarattı. Çünkü ismi reklama değer mi değmez mi onun kararını siz verin. Zaten bizim yaptığımız bakanlık seviyesinde insanlar, sanatçılar, 30 yıldır bu ülkede ismi kazınmış olan insanların reklamını biz yapmışız. Ardından Emre Bakar 6 ay oldu ancak hala paramı alamadım diyerek iddialarını sürdürdü. Bakar olayın ardından da 9.350 liralık alacağı için icra takibi başlayacağı yönde açıklamalar yaptı. Bu sırada Demet Şener ve Cenk Küpeli evliliği ansızın sona erdi. Gayet güzel konuştuk. Bir kavgamız, bir şeyimiz yok. Her zaman da bizi görebilirsiniz. Bu kadar yani başka efendim, söyleyecek bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? İddialara göre ayrılıkların altında yatan sebepse çocuk krizi ve aile baskısıydı. Cenk Küpeli'nin ailesi Demet Şener evliliğini onaylamıyor muydu? Şimdi mesela aile istememişti ya. Cenk niye hemen babasıyla ekleşti tekrardan? Babasıyla hani hiçbir zaman birbirlerini çıkarmadılar. Bunu da geçmişe dönük Cenk'in fotoğraflarına bakıldığında görülür. O yüzden hiç böyle bir şey yok. Arada... Boşanmanın ardından damatlık krizi Küpeli'nin peşini bırakmadı. Küpeli parayı ödedikten sonra modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına sinirlendi. İtibarım zedelendi. Hakkımda yalan beyanlarda bulunuldu diyerek Bakar'dan davacı oldu. Küpeli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Bakar'dan 40 bin liralık manevi tazminat talep etti. Yaklaşık 2 yıldır devam eden manevi tazminat davasında yeni gelişme yaşandı. Cenk Küpeli davadan feragat ederek tazminattan vazgeçti. Mahkeme feragat edilmesi sebebiyle davanın reddine karar verdi. Peki sizce neden feragat etmiş olabilir? Yeni bir ilişkisi vardır belki bunlarla anılmak istemiyor olabilir mi? Bence uzlaşma olmuştur. Bence de öyle. Yani, çok ayıp değil mi ama tam düğün evet, arefesi evet olmuştu. Biz de konuşmuşuz zaten. Bizimle konuşmadığımız kimse kalmadı. Ama her söyleyene yani bir şekilde ona çok itibar edip de yani ona dava açmak bilmem ne. Terbiyesizlik yaparsa hakaret makaret onu açarsın da yani onu doğru mu söylüyor şimdi yani mümkün değil doğru olduğu. Ben hiç inanmadım mesela buna da yani. O yüzden hani yani
Şimdi bazen böyle gönderiyorlar. Gönderdikten sonra da bu sefer ne yapıyorlar? Yeni moda bu. Gönderiyor sana. Elbisesini giy, o meşhur olsun diye. Ondan sonra diyor ki parasını vermedi diyormuş. Yani yapıyorlar, yapmıyor değiller. Yani ikinci, üçüncü sınıf tipler vallahi yapıyorlar. Bu beyefendi için söylemiyorum ama genelde bunlar oluyor. Ettiğimizi mutlaka yazıyla bir şeyle yapmamız lazım. Yok hayatım, bundan sonra iyi kişilerden, doğru düz tanıdığın ve kaliteli adamlardan giyineceksin. Çünkü pat diye borçlusun diyor. Çünkü evet, sen de bir şey yapamıyorsun. Ünlü olduğun için seni suçlu buluyorlar zaten. Kibariye yapmadılar mı? Şey, yazık, yaptılar. Kaynak yapacağız diye ondan sonra da parasını vermediler. Yani yapıyorlar böyle bence ünlü olmak için. Benim yaptığım gibi. Rezil tipler. Ben yani para alıyorum giyinirken. Paramızı verelim alalım ama eskiden de öyle yapıyorduk yani. Bence de %100 haklısın. Bu konuda da feragat etti. Benim de aklıma hani yeni bir ilişkisi vardır, belki bunlarla uğraşmak istemiyordur gibi şeyler geldi. Şimdi biraz önce senin yayının başında anlattığın gibi. Yani yeni bir ilişkin var ama dava sürüyor ve onlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Kıyafet davası ve de ama yani şaka dava, gibi. Demet, bir şey söyleyeceğim. Işte İnsanların davası 5 senedir tamam, söylüyor. 6 evet, senedir. Yani aynen, burada gidersin, ifadeni verirsin. Efendi dersin. Efendim ben yaptım. Bunun 2 tane cevabı var. Ben yaptım veya yapmadımdır. Tabii. Orası böyledir, şöyledir. Ben böyle orada niye sen hala dilinde ben varım yani. Yani dilinde o, yani kimsenin şeyinde ki dert ortağın değil ki yani. Orada da bir tekrar mahkemeye veriyor. Yani itibari iade mi? İade itibar mı? Yani benim itibarım zedelendi diyor. İtibarını zedeledi diye. Ha, burada haklı. Bu, yalan beyanlarda bulundu diyor, evet, Emre yani, Bey diyor. Sonra ve iyi olmuş, vazgeçti ve sulh oldu. Evet ya, bu işler yani. Hiç. Bir de 40 bin liralık onu alacaksın 3 bin lirasını. Yani. 3 bin lira en fazla alabilir. Ve 5 sene yani daha anılacaksın böyle bir de. Tabii. Ay, yorgunluk. Yani. Anılma meselesi çok önemli ya. Öyle. Ben şimdi bazen böyle mahkemelik yani olduğum birileri var. Onlarla ismim aynı haberde çıktığı zaman başımdan kaynar sular iniyor biliyor musun? O adamlar, o kadınlarla. Yani size söyledim. Hakimden utanıyorum, diyorum ki bunlarla benim ne işim var diyorum ama anlat şimdi sen. Ben magazin programı yapıyorum da bu beni kıskanıyor da öbürküsü de bana kafasını takmıştı. Ya anlat şimdi hakime, nasıl anlatacaksın? Bir saat o da bir dert yani. Çocuklar ben dün bir davamdan beraat ettim. Düşünün ki söylemedim bile. Hangi ama seninki çok başarılı. Siz şaşırdınız. Söylemiyorum. Düşün, söylemedim bile. Anılmayayım ve şey olmasın diye. Düşün beraat. Millet yani senin ne yapıyor? Olayın beraat. Ben var ya hiç konmadım bile ve söylemedim yani bile. Yani ben isim vermeyeceğim ama yani sen ya, verdi 1 milyonluk tazminatı beğenmeyip bir daha açtılar. Bir daha açtılar. Artı oradan beraat etti biliyor musunuz? Yani muhteşem reklamlardan haklı, sonra konuşalım. Çünkü haklı olunca. Evet. Yani hiç bir kötü haber daha geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin birbirlerini sildiler. Zaten onlardan da uzun süredir kötü sinyaller alıyorduk. Hmm. Daha doğrusu sinyal alamıyorduk. Sinyalcilere bak sen. Bir şey söyleyeyim mi bu ilişkiyle alakalı? Popçu çocuğun adı neydi? Dal Kılıç. Murat Dal Kılıç'la beraberken aşık olmuş. Kerem'e. Kerem'e. Ne diyorsun? Tabii yeni bilgi. Ve çocuklar hep söylediğimiz Murat, şey işte. Murat, hep Murat'ı suçluyorduk ya belki. Evet. Evet. Murat demiş ki bu bana eskisi gibi bakmıyor demiş. Sonradan hatta sete falan gitmiş Murat. O zaman biraz şey yapıp şüphelenip. Hani ama böyle vizit yapıyormuş gibi yani ziyaret evet gibi. Ondan sonra orada da çocuk falan hep beraber gülüşmüşler, oturmuşlar, konuşmuşlar. Bir sohbet tabii de canım, etmişler falan. Dedim size, ama meğerse bunlar çoktan başlamışlar. Kız Murat'la beraberken bu Kerem'e aşık oluyor. O arada da başka bir çocukla da oldu ama. Şimdi üstüme tüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Heyecandan kalem kırıldı. Yani anladın mı? Murat'la beraberken Kerem'e aşık oluyor. Murat da Kerem'le tanışıyor. Sete gidiyor. Ben bu bilginin doğru olduğuna inanıyorum. Senin kaynağını tahmin edebiliyorum. Size söylediğim şey daha önce de dedim ya. Daha önce yapan yine mi yapar? Tabii Murat yapar. Ama yediremediği için ayrılıyor. İnanılmaz yani bir şey. Evet, ama yani bizim için bunu dünyada şu anda bu danstan daha önemli. İnşallah. Bitirir yani. Bu kadar kırılık olamaz.
Yalnız ben ya Arto. Yani bir ayı dans ediyor önde. Ya lütfen doğrusunu verin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben kilo almışım ve şu andan itibaren rejim ediyorum. Sen benim yanımda zaten çıtasın. Hayır, senin yanında çıta olabilirim ama asla çıta değilim artık. Ben demek ki bayağı bir kilo almışım. Kahveci Celal Efendi'nin dansları kafasında şapkayla. Çok güzel ya. Ama tabii benim içimde işlik falan var. Şimdi ben taktım ya onu. Ay Arto'ya bak Arto'ya. Bizi bitirdi bak yılan yılan. Bitirdi evet. Bitirdin bizi. Arto'ya slow motion verdi. İyice slow motion. Hadi kapattık. Sizi seviyoruz. Bak.